Evet, son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 28 Mayıs Cuma, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. A Haber ve A Haber Radyo'nun ortak yayınında haberlerimizi sizlerle paylaşacağız. Önce gelin canlı yayın noktalarımıza bakalım isterseniz. Bugün önemli bir gün çünkü Başkan Recep Tayyip Erdoğan Taksim Camii'nin açılışını gerçekleştirecek. Bugün Pınar Özenç Taksim'de, Taksim Camii'nde notlarını bize aktarıyor olacak. Ve bildiriye imza atan amirallerin ifade işlemlerine devam ediliyor. Mert Hacıalioğlu da Ankara'da canlı yayında bizlerle beraber olacak. Ve Yasin Börü ve arkadaşlarının şehit edilmesi davasında savcı mütalasını verdi. Ayrıntıları Ece Altuğ'dan alacağız. Ve Almanya'da FETÖ destekli bir ev projesine Türkiye'den sert tepki geldi. İsmail Erel Frankfurt'tan aktaracak detayları. İzmir Belediyesi'nde de PKK dostu bir ismin etkinliğine çağrılmasına ilişkin büyük tepkiler var. Gamze Elçi İzmir'den canlı yayınımızda olacak ve yerli aşıda faz 2 çalışması için 480 gönüllü aranıyor. Hakan Süel Kocaeli'nden laboratuvarda canlı yayında bizlerle olacak ve ajansa böylece başlamış olacağız vakit kaybetmeden. Hadi başlayalım. Evet, 2017 yılında, 17 Şubat 2017 yılında yapımına başlanmıştı Taksim Camii'nin, tarihi Taksim Camii. Bugünlere gelinmesi hiç kolay olmadı ve bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılacak. Hemen biz de Taksim Camii'ne dönüyoruz. Sabah saatlerinden itibaren A Haber muhabiri arkadaşımız Pınar Özenç canlı yayında Taksim Camii'nde, hemen sözü ona bırakalım. Çok duygusal anlar yaşıyoruz tabii burada. Taksim Camii'nden bugün çünkü ilk defa sela sesi yükseldi. Kur'an-ı Kerim tilaveti oldu ve şu anda da salavat-ı şerife okunuyor Taksim Camii'nde ve biz tabii ki duygusal anlar yaşıyoruz. Bugünü gördüğümüz için gerçekten çok mutluyuz. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdolsun. Evet, söylediğin gibi hiç de kolay olmadı tabii ki bugüne ulaşmak. Çok zor gelindi bu aşamaya ama bu sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan 27 Mart 1994 yerel seçiminde vermişti. Taksim'e cami yapacağız ve inşallah temelini atmak bize nasip olur demişti ve bir sözünü daha tuttu Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Taksim Camii artık 28 Mayıs 2021'de kapılarını cemaate açıyor. Birazdan ezanı Muhammed'e okunacak. Yalnızca birkaç dakika sonra protokol yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bekleniyor. Cuma namazı eda edilecek ve ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yapacak. Bugüne çok zor geleni dediğimiz gibi açıkçası buradaki cami özlemi ıslahat fermanına kadar gidiyor. 1856 yılında ilan edilmişti ıslahat fermanı. O günden bugüne burada maalesef bir cami ibadethane eksikliği vardı. Kilise vardı, çan sesleri duyuluyordu ama maalesef ezan sesi yükselmiyordu Taksim Meydanı'ndan. İstanbul'un simge yeri burası tabii ki malumunuz, göz bebeğimiz yerlerden biri ve artık elhamdülillah Taksim Meydanı'nda bir camimiz var. Detayları yayın konuğumuzdan alacağız. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Furkan Kaya. Evet, Furkan Kaya, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, süreci sizden dinleyelim. Buyurun. Tabii gerçekten çok coşkulu bir gün. Hani insan duygusal olarak kendini ifade edemez ya. Tabii çok kısa bir süre önce, geçen sene biliyorsunuz, daha seneye devriyesi gelecek. Bunun büyük coşkusunu Ayasofya'da yaşamıştık. Evet. Bu manevi coşkuları kelimeler ifade etmek zor. Ama tabii bunu iyi anlatmak da lazım. Çünkü gerçekten bugün belki de birçok insan tarihi olarak Taksim Camii'nin geçmişini çok da fazla bilemiyor. Hani sadece bir cami yapmak değil Taksim'de bir cami inşa edilmesi. Tabii ki camiler bizim için hep Allah'ın evi. Gerçi her yer Allah'ın evidir ama camiler dediğimiz zaman herkesin, bütün İslam müminlerin bir araya geldiği, dua ettiği, cemaat olduğu ve tek yürekten dua ettiği mekanlardır. Dolayısıyla Taksim'deki bu caminin de aslında bu özelliklerin yanında farklı bir duygusu da var. Siz de yayının başında söylemiş olduğunuz üzere İslahat Fermanı'na kadar bir süreci var. Özellikle 93 Harbi'nden sonra biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu, evet, yenildikten sonra Rusya'ya karşı. Burada İstanbul'da bir kilise yapımı, Aya Triada diye Taksim Meydanı'ndan gözüken, evet, bir kiliseyi yaptığını görüyoruz. Ve Taksim Meydanı'nda ezan sesinden ziyade çan seslerinin aslında yükseldiğini görüyoruz. Şimdi tabii ki her dine karşı bizim saygımız var. Bununla ilgili bir problem yok. Ama bir İslam ülkesinde
özellikle sembol olmuş bir semtte, bir şehirde, biliyorsunuz İstanbul dünya başkentidir. İstanbul şehirlerin kraliçesidir. Burada Ayasofya ve başka mekanlar üzerinden bir algı oluşuyor. Yani teopolitik aslında algı vermeye çalışıyorsanız, mesaj vermeye çalışıyorsanız burada siyasi emeller de vardır. Hatırlayın 1915 senesindeki İstanbul Anlaşması ile aslında İngiltere İstanbul'u Ruslara bırakmıştı. Ruslar için İstanbul 3. Roma'nın başkenti. Biliyorsunuz Ruslar Çarlık döneminde kendilerini Roma'nın devamı olarak görürler ve bir gün İstanbul'u fethedeceğiz ve Ayasofya'ya haç dikeceğiz şeklinde idealleri vardı. Bu 1. Petro, Korkunç İvan, hatta 2. Katarina'ya kadar. Hatta şöyle söyleyeyim, 2. Katarina bile oğlunun ismini Konstantin koyuyor. Yani benim dönemimde İstanbul'u fethedeceğiz ve Ayasofya'ya haç dikeceğiz şeklinde idealleri var. Dolayısıyla burada, bu meydanda, özellikle bu Aretriada dediğimiz bu kiliseye karşı bir cami yapımı, bir ezan sesinin yükselmesi büyük önem arz ediyordu. Ama tabii o dönemin siyasi şartları, biliyorsunuz zaten Osmanlı'nın son dönemi, bahsetmiş olduğum bu 1. Dünya Savaşı ile beraber İstanbul'un işgal edilmesi, daha sonra İstanbul'un işgalden kurtarılması ve bilhassa 1950 senesinde Demokrat Parti dönemine kadar Taksim'de bir cami yapılması fikri pek fiiliyata dökülemiyor. Ama 50'den sonra, dün de biliyorsunuz 27 Mayıs'tı, hepsini demokrasi şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Adnan Menderes'in özellikle İstanbul'da ve genel Türkiye genelinde cami yapımına önem vermesi ve yine Taksim Meydanı'nda bir bu cami, yani olduğu yere bir cami yapılması fikri kendisinde de vardı. Fakat biliyorsunuz zaten iç ve dış sebepler ve 27 Mayıs'a giden sürecin hızlanması, askeri darbenin buna mümkün kılmadı. Allah rahmet eylesin hepsine. Evet, Allah daha sonra onlardan. 1965 senesinde Süleyman Demirel'in tek başına, Demokrat Parti'nin devamı olarak kurulan Adalet Partisi'nin lideri Süleyman Demirel'in iktidara gelmesiyle beraber yine Taksim Meydanı'nda bir cami yapılma fikri kendisi ortaya koyuyor. Fakat yine muhalefet ve iç siyasi çekişmeler sebebiyle bu mümkün olmuyor. Zaten biliyorsunuz 70'ler dönemi Türkiye'nin karanlık dönemleri, işte iç siyasi meseleler ve 12 Eylül'e giden süreç ve 12 Eylül askeri darbesinden sonra, 1980 askeri darbesinden sonra da Kenan Evren burada bir cami yapımına aslında çok da müsaade etmiyor. Evet. Şimdi 1980-83 arası biliyorsunuz ara bir dönem var. 84'te, yani 83'te Anavatan Partisi'nin kurulmasıyla Turgut Özal'ın, Allah rahmet eylesin, iktidara gelmesiyle tekrar yine Taksim'de bu meydanda bir cami yapılma fikri ortaya koyuyor. Bakın iktidar süreçlerine bakın, o iktidarların nasıl devrildiğine bakın. Adnan Menderes, dış politika, milli bir dış politika, milli bir ekonomi ve milli bir siyaset, yine Taksim'de bir cami yapımı, 27 Mayıs askeri darbesi. Rahmetli Süleyman Demirel 1965, evet, 12 Mart 1979 yılında aslında Süleyman Demirel'in Bakanlar Kurulu kararı var başbakanken. Kararlaştırılıyor ama ancak hemen akabine ne oluyor? 12 Eylül oluyor. 12 Eylül darbesi gerçekleşiyor. Evet. Yani bunlar aslında, şimdi biliyorsunuz 1950'de Demokrat Parti iktidara gelince ezanın tekrar Arapça okunması, yani özüne dönmesi sağlandı. Evet. Bu Türkiye o dönemdeki askeri içerisinde büyük bir hareketlilik yarattı, bir rahatsızlık yarattı. Ve cuntalaşma hareketi o tarihte başladı aslında. Hmm. Ve bunlar, darbeye giden süreçler ilmek ilmek örüldü, tuğla tuğla devam ettirildi. Rahmetli Süleyman Demirel 65-12 Mart'ta giden sürece bakın ve 79'da sizin de arz etmiş olduğunuz üzere yine iç siyasi meselelerle beraber bu caminin yapımına Bakanlar Kurulu karar verilmesine rağmen 12 Eylül askeri darbesi gerçekleştirildi ve Kenan Evren bunu iptal etti. Evet. Şimdi demek ki bu caminin yapılması sadece bir cami yapılması meselesi değil. Yani bunun siyaseten özellikle bu caminin dışarıda göstereceği imaj, vereceği mesaj bakımından büyük önemi var. Bakın Taksim Meydanı dediğimiz İstanbul, ama Taksim Meydanı da İstanbul'un kalbi. Evet. Burada İstanbul'un kalbinde sesinin, şu anda ezan sesini duyuyoruz. Ve elhamdülillah, evet, gerçekten Rabbimize hamdolsun şu anda, değil mi? İlk cumasında ilk bu cuma ezanı, evet, ve ilk cuma namazı inşallah eda edilecek. Evet. Allah inşallah tüm dualarımızı bu mübarek günde kabul etsin. Bunların hepsi tarihi, amin, günler. Ve yine söylüyorum, burada tarihten gelen ve Türkiye'nin yapmak istediklerine karşı bir direnç ve bu direncin arkasında da Türkiye'ye karşı uygulanmak isteyen bir baskı var. Bunu birçok enstrümana bölebiliriz. Dış siyasette, ekonomide, ama dinsel manada da işte Türkiye'de bu anlamda İslamiyet'in aslında farklı bir hale getirilmesi. Şimdi biz camileri sadece ibadethane olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bakın bugün içerisinde külliye gibi işte konferans salonları var, kütüphaneler, aynen, var. Yani öğrenciler gelecek burada, derslerini çalışacaklar, okuyacaklar, sosyalleşecekler.
Yani görüyorsunuz değil mi? Burası bir medrese, bir külliye, bir cami. Cami dediğimiz zaman sırf namaz kılınacak bir yer değil. İnsanların burada sosyalleşebileceği, okuyabileceği, yazabileceği, belki tez öğrencileri gelecek, belki üniversite öğrencileri burada gelecek, ders çalışacak. Yani bunu bizim çok iyi anlatmamız lazım. Ama çok şükür işte Ayasofya ile başlayan bu süreç daha da devam edecek. Bu anlamda çok daha iyi kendimizi ifade edebileceğimizi düşünüyorum. Evet, siyaseten de bir karşılığı var dediniz. 2013 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Taksim Cami ve Topçu Kışlası'ndan söz etti. Hemen akabinde Gezi olayları. Kesinlikle. Oradan da biraz bahseder misiniz? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı özellikle ilk siyasete girdiği andan itibaren aslında belediye başkanlığı, hatta ilk siyasete gençlik kollarından başladım der ya, biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. O andan itibaren bir İstanbul hayali olduğunu biliyoruz. Kafasında bir İstanbul hayali var. İstanbul'u aslında tekrar 1453 ruhuna geri döndürmek, İstanbul'un manevi değerlerini ortaya koymak, bunu aslında dünyaya anlatabilmek ideali üzerine. Biliyorsunuz belediye başkanlığı dönemi maalesef bir oyunla kestirildi. Kendisi haksız yere mahkum edildi. Evet. Ama daha sonra iktidarla beraber, özellikle AK Parti iktidara gelmesiyle beraber, burada yine İstanbul üzerinde bu hayalin gerçekleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Ama 2013 senesi aslında bu manada çok önemli bir tarih. Çünkü burada yine Topçu Kışlası dediğimiz ve yine cami inşaatının aslında başlayacağı süreçte bir dış destekle, biz biliyorsunuz o dönemde Soros'un çok büyük bir desteğiyle burada bir ayaklanma başlatıldı. Belki en başta gerçekten burada ağaçları korumak isteyen, doğayı korumak isteyen küçük bir grubun elinden alınan bu şey farklı bir terör haline getirildi. Terörize edildi ve İstanbul tamamen bir kaos ortamına getirildi. Kullanıldı tabii ki. Yani burada hepimiz doğayı, hepimizin dedelerimiz, köylüyüz hepimiz yani. Köyümüzde, tarlamız, dedemizden görmüyoruz. Hangi gidip burada yaprağı koparamıyoruz, bir daldan meyve koparamıyoruz canın acımasın diye. Dolayısıyla bu farklı bir yere getirildi. Türkiye'ye karşı farklı bir siyasi malzeme olarak kullanıldı ve Türkiye'ye aslında yeni bir darbe ortamının hazırlanmaya çalışıldığını görmekteyiz. Yani 2016 senesindeki 15 Temmuz darbe girişimi belki de o tarihlerde... Hocam 15 Temmuz'da hiç girmeyelim. Biraz ezanı Muhammediye dinleyelim ya, aziz Allah diyerek. Evet, ezanı Muhammed'i bitmek üzere Başkan Erdoğan'ın buraya konvoyunun giriş yaptığını görüyorum. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu şu anda Taksim Camii'nde, protokol burada kendisini karşılıyor. Evet. Şu anda camiye doğru yol alıyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Tabii çok önemli bir aile buranın yapımını üstlendi. İş adamı, bir inşaat şirketinin sahibi, o ailenin temsilcileri de burada. Allah onlardan razı olsun. Bu camiyi bize kazandırdılar, medeniyetimize kazandırdılar. Evet, o ailenin büyükleri de yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayanlar arasında. Şu anda evet.
aile fertleriyle sohbet ediyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Hemen tabii onların yanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy var. Ve diğer yetkililer burada. İlk kez ezan sesini duyduk bugün Taksim Camii'nde. Çok özel anlara şahitlik ediyoruz. Gerçekten tarihi anlar bunlar. Sözünü ettiğimiz gibi bu özlem ta 1856 yılına kadar uzanıyor. Yüzyıldan fazla sürdü buradaki bu hasretin dinmesi. Bugünümüze sonsuz şükürler olsun. Rabbimize hamd olsun. İstanbul'un en simge yerlerinden birinde artık camimiz var. Bugün cemaatine kapılarını açıyor Taksim Camii. 17 Şubat 2017'de atılmıştı temeli. Ve o günden bugüne büyük bir titizlikle sürdürüldüğü çalışmalar. Tabii Vakıflar Genel Müdürlüğü de bu işin önemli ayaklarından biriydi. Onlar da burada görev aldılar. Bu süreci izlediler, takip ettiler. Tabii ki tüm çalışmalarda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde izi var. Onlara da teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan camiye ilerliyor. Protokoldekileri selamlıyor. Ezanı Muhammed'e okunuyor bir yandan. Cuma namazının sünneti kılınacak. Ardından hutbe dinlenecek, hutbe irad edilecek. Ardından cuma namazının farzına geçilecek. Cuma namazı kılındıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan balkondan, caminin avlusundan, balkondan seslenecek, bir konuşma yapacak. Biz de tabii ki o anları A Haber olarak izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Furkan Kaya, 15 Temmuz demiştik. Evet. İsterseniz oradan devam edelim. Çünkü asıl orada bir kez daha bu güzel günün fitili ateşlendi mi? Oradaki o zaferle birlikte elhamdülillah biz bugüne ulaştık. Yarın da fethimizin yıl dönümü. Gerçekten çok kutlu bir yıl yaşıyoruz. Kesinlikle. İstanbul'un fethinin de yıl dönümü yaklaşmakta. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız tabii teşrif etmeden evvel de onu anlatmak istedim. Yani özellikle Sayın Erbakan'ın da, Allah rahmet eylesin, Erbakan Hoca'nın da onu söylememiz lazım. 28 Şubat öncesinde. Değil mi? Evet aslında. Tabii kesinlikle yine Taksim'de bu caminin yapımı konusunda kendisinin de çok önemli bir girişimi var. Evet, Allah ondan fakat razı olsun. 28 Şubat süreci maalesef başlatılarak zaten biliyorsunuz. Aslında şunu söylememiz lazım. Türkiye karşı hedef bir. 60 yıldır hedef bir, 65 yıldır bir. Ama kullanılan enstrümanlar farklı. Çünkü 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir Türk Devleti'nin kurulması engellenmek istendi. Bu başarılamayınca farklı hedeflerle, askeri darbelerle, manipülasyonlarla, saldırılarla bu sefer dizayn etmeye çalışılan bir Türkiye aslında ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Dışarıdan söz dinletilmek istenen, işte sanayileşmemiş, endüstrileşmemiş, dış politikada tek bir merkeze bağlı bir Türkiye hayali vardı. Şimdi Türkiye kanatlarını açmaya başladı. Maddi olarak da açmaya başladı, manevi olarak da açmaya başladı. Şimdi bu ne oluyor? O zaman bizim hep dediğim ki bizim üniversitemizde araştırmalarında, Yeditepe Üniversitesi'nde bunu gördük. 10 bin yıllık Türk devlet geleneğine müthiş de bir atıfta bulunarak bugün Türkiye Cumhuriyeti 17. büyük Türk devleti olarak aslında gerçek gücünü ortaya koymaya başladı. Şimdi mesela şu var. Mesela çok özür dilerim, sözünüzü keseceğim. Geçenlerde tabii ki Polonya Başbakanı buradaydı ve Türkiye tarihinde ilk kez bir Avrupa Birliği üyesine ne sattı? İHA sattı. İHA. Değil şimdi mi? Zaten özellikle Türkiye'nin milli savunmada ortaya koymuş olduğu bu Rönesans, bu reform hareketi esas tehlikeyi orada başlattı. Çünkü neden? 1946 yılından itibaren özellikle Türkiye Marshall yardımları ve Truman doktrini beraber biliyorsunuz. Hem askeri olarak hem maddi olarak dışa bağımlı hale getirilmek istendi. Yani askeri malzemelerde, uçağında, tankında, tüfeğinde hep dışarı bağımlılık. Ama bugün Türkiye devrim niteliğinde bu SİHA ve İHA'da dünyada birinci hale gelmesi, eyvah o zaman biz F-35'leri yaptık, boşuna mı yaptık demeye getirildi. Şimdi mukayese ederken şöyle diyorum, tabii ki ebat güç konusunda mukayese ama artık savaşlar daha az maliyetli hale gelecek. Az maliyetle çok fayda sağlamak. Şimdi Türkiye'nin üretmiş olduğu SİHA'lar, İHA'lar ve bugün denizde de biliyorsunuz insan savaş aracı tatbikatı yapıldı biliyorsunuz. Evet. O da kullanılmaya başlandı. Demek ne oluyor? Türkiye milli savunmada açtığı yolla dünyaya örnek olmaya başladı. Polonya'ya sattığınız İHA'lar. Şimdi NATO'nun bu konuda Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu savunma hamleleri ve bu savunma politikası tabii ki Amerika'yı rahatsız edecek. Tabii ki Rusya'yı rahatsız edecek. Şimdi hiçbir emperyal güç bir devletin kendi hizasına veya kendi seviyesine gelmesini, hele Türkiye gibi ülkenin. Bir kere bu coğrafyanın, ben boşuna başında söylemedim İstanbul dünyanın başkenti diye. Bununla ilgili birçok tezler yazılmış, yazılar yazılmış. İstanbul dediğimiz Roma'dan önceki tarihe baktığınız zaman, hatta Napolyon
Napolyon'un İstanbul üzerine büyük hayalleri var. İstanbul'u fethetmeden dünyayı idare edemezsiniz diyor Napolyon. Bunu bütün dünya Roma imparatorları söylüyor. Ama çok şükür Peygamber Efendimiz'in müjdesi, onu da söyleyeyim. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde İstanbul'u fethedecek olan komutan ne güzel komutandır demesi boşuna değil. Mekke, Medine veya başka bir yer için bunu niye söylemiyor? Taci İstanbul için söylüyor. Çünkü İstanbul da İslamiyet'in başkentidir. İstanbul Türklerin ve Müslümanların elinde olduğu sürece Mekke, Medine, Kudüs ve tüm kutsal toprakların güvenliği de garanti altında olacaktır. Yakın biz neden zamanda gördük Kudüs'e, zaten. Tabii ki Filistin meselesinde Yasir Arafat ölmeden önce Mescid-i Aksa'nın koruyucusu Türklerdir demiştir. Şerif Hüseyin biliyorsunuz Mekke Şerif Hüseyin 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı ayaklandıran daha sonra ölüm döşeğindeyken en büyük aslında bu günahı ben neden çekiyorum diyor. Osmanlı'ya ihanet ettiğim için çekiyorum diyor. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla İstanbul dediğimiz bu mekan, bu coğrafya dünyanın da başkenti, İslamiyet'in de başkentidir. Mekke, Medine ve Kudüs'ün güvenliği İstanbul'dan geçmektedir. Burada mübalağa etmiyorum. Gerçekten etmiyorum. Dolayısıyla bunu anlayacağız. Tarih inşallah ilerleyen günler daha iyi anlayacağız ama bu mabedin açılması da inşallah 100 yıl sonra, bizden sonra biz tabii inşallah 100 yıl sonra bu hayatta olmuyor ama burada yayın yapanlar da 100 yıl önce burası seneyi devriyesinde açıldığında belki de bugünleri iade edecekler. İnşallah, İyi ki de açılmış diyecekler. Allah'ım. Belki i̇nşallah. De burada çok çok daha güzel, Türkiye çok çok daha iyi yerlerde olacak ümit ediyoruz. Ama bugünün derler ya yarının yeşillikleri, meyveleri bugün ekilen tohumların içerisinde. Biz tohumları ekiyoruz. İnşallah yeşerecek ve yüzyıllar boyunca inşallah ebediyen bu mabetlerimiz Türklerin ve Müslümanların elinde kalacak. Aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hep onu vurguluyor. Yani nasıl hatırlanmak istediğine dair bize hep ipuçları veriyor, bahsediyor. Yani hani eserler üreten, eserler bırakan bir lider olarak anılmak istiyor. Gerçekten bize bizden sonra geleceklere inşallah çok önemli bir eser kazandırdı. Allah ondan razı olsun. Kesinlikle. Tabii ki. Çok zengin olabilirsiniz. Bakın çok zengin olabilirsiniz. Çok yüksek makamlarda da olabilirsiniz. Ama hayırsever olmak başka bir şey. Gerçekten. Hayırseverlik biraz nasip işi. Biraz aslında nasip işi. Bir de insan istemesiyle alakalı İstemesi, bir şey. Evet. Çünkü insan her şeyini bırakıyor. Bedenimizi bile bırakıyoruz değil mi? Hani Kanuni Sultan Süleyman demiş ya, beni defnederken tabutun bir elini dışarıda bırakın evet. ki görsünler bu dünyadan hiçbir şey götüremiyoruz. Bedenimizi koskoca götüremiyoruz. Cihan padişahı. Kesinlikle. Ama ne oluyor? Yaptıklarınızla, eserlerinizle anılıyorsunuz. İnsanların size Allah razı olsun demesi. Ya bir insana bile hayrınızın dokunması. Bakın o kadar aslında ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler var. Yani İslamiyet'i iyi anlamamız lazım gerçekten. Uygularken bir problem yok. Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz ama anlamamız lazım. Özümsememiz lazım. Evet, Hazreti Peygamber mesela aleyhissalatü vesselam evet. diyor ki insanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır. Kesinlikle. Müslümanlara kesinlikle. Demiyor. İnsanlığa diyor. İnsanlığa kesinlikle. Evet. Yani şimdi bu ne olursa olsun biz hayır yapan insanlık için bir fidan eken bile bizim için kıymetlidir. Evet. Zaten Allah'ın bir nasibidir bu. Yap. Ama istemek lazım. O da sadaka-i cari oluyor. Tabii ki. Değil yani mi? Bunu da istemek lazım. Dediğim üzere çok zengin olabilirsiniz. Çok yüksek makamlarda olabilirsiniz. Ama hayırseverlik gerçekten başka bir şey. İstemek lazım ve o yolun size de açılması lazım. Zaten o öyle bir kartopu gibi büyüyor ki hani gerçekten sizin kontrolünüzden bile çıkıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet'in ilk Ayasofya'ya girdiği zaman biliyorsunuz bütün işte o zamanın patriği yere yatmış ağlıyor. İşte oradan Fatih Sultan Mehmet İstanbul fethettiği zaman halk da Ayasofya'ya toplanmış. Herkes korku içinde bekliyor. Zannediyor ki o kıran döken imparatorlar gibi girecek Fatih Sultan Mehmet. Hepsini katledecek veya Fatih Sultan içeri giriyor atından inip. Patrik yerde kapanmış hani beni affedin diyecek. Ayağa kalk Patrik diyor. Senin ve bütün sizin tebaanızın, gayrimüslim tebaanın garantörü benim diyor. Bakın bu çok önemli. Benim diyor Fatih Sultan Mehmet Cihan İmparatoru benim diyor. Yani bir derdiniz varsa bana geleceksiniz diyor. Ya böyle bir dine mensup, böyle bir anlayışa mensup bir ümmetin insanlarıyız biz. Dolayısıyla bu başkentte yaşayacak olan hangi dine inancı mensup herkesin yaşam hakkı, ibadet hakkı bizim garantörlüğümüz hakkındadır, güvencemiz altındadır. Ki hemen Taksim Camii karşısında bir kilise var. Kesinlikle aynı. Değil mi? Hemen onun da kubbesini görebiliyoruz buradan kesinlikle, baktığımızda. Kesinlikle. Hatta bizim üniversitemizin orada bir darülhudize var Kayıştağ'ında bilirsiniz. Evet. Orada işte kilise, cami ve sinagog yan yanadır mesela. Evet. Ya biz böyle bir zenginliğin coğrafyasıyız. Böyle Anadolu'nun zaten özelliği de budur. Dolayısıyla her zaman söylüyorum İslamiyet'in inşallah güvenliği ve geleceği Türkiye'nin elinde olacaktır. Türkiye ayakta durduğu sürece, Türkler güçlü olduğu sürece de İslamiyet ebediyen sağlam olacaktır. Güvenlik içinde olacaktır. Biiznillah. Güçlü Türkiye'nin altını çiziyorsunuz tabii ki. Şimdi 2003 yıl 13 yılına baktığımızda 2013 Gezi olaylarında bugün zaten yıl dönümü. Çok tabii özel bir anlamı var bugün ayrıca bu caminin doğru, açılmasının. Tabii. Çünkü o yılda, o günlerde burada çok büyük çatışmalar yaşanıyordu vardı. Maalesef. Kesinlikle. Çok üzücü tablolar gördük.
Allah bir daha o günleri göstermesin tabii. Şimdi 2013'ten bugüne daha da güçlendik değil mi? Bunun da tabii buraya Taksim Camii'nin dikilmesi diyeceğim tırnak içinde değil mi? Şimdi aslında olayların nasıl geliştiğini, nasıl başladı ve nasıl geliştiği noktasında Türkiye kendini çok iyi ifade etti. Biliyorsunuz bu gezi olayları ilk başladığı zaman sanki devlet halkına karşı saldırıyormuş gibi bir algı oluşturuldu. Yani yabancı medya biliyorsunuz geldi burada. Evet, yabancı medyanın evet. Dışarıya servis ettiği haberlerde sanki Türk kolluk kuvvetleri kendi halkına saldırıyormuş gibi bir algı yaratıldı. Şimdi bakın, Türk devlet geleneğinde hiçbir zaman bir askeri güç, bir kolluk kuvveti kendi vatandaşına mermi sıkmamıştır, kendi vatandaşına şiddet uygulamamıştır. Ama ülke içerisinde yuvalanmış, güya ülke vatandaşı görünüp, güya milliyetçi görünüp, güya vatanperver görünüp aslında ülkenin altını oymaya çalışan casuslara karşı mücadele etmiştir. Şimdi darbelerin temelinde de bu vardır. 27 Mayıs darbesine baktığınız zaman o gece Ankara sokaklarında yabancı istihbarat örgütlerinin mensupları dolaşıyor. Bakın, burada oldu bu olay. 6-7 Eylül olayları oldu burada. 6-7 Eylül olaylarında o da bir kumpastır. Tabii o başka mevzu. Keşke onu anlatabilsem. İngiltere'nin desteğiyle, MI6'in desteğiyle buraya gönderilmiş olan Ian Fleming isimli bir istihbaratçı. Bu da 007 James Bond'un ihlama alındığı bir karakterdir. Onu da söyleyeyim. Burada insanların, gayrimüslimlerin evleri, barkları yıkılırken o karşıdan seyretti. Çünkü organize ettiler. Kamyon kamyon insanlar getirildi İstiklal Caddesi'ne. Ellerine eşit ölçekte sopalar verildi. Güya Fatih Önüşü Zorlu 1. Londra Konferansı'nda Adnan Menderes'e olayları karıştırın, elimi güçlendirin dediğince o bir telgraf söylendi biliyorsunuz. Yasada da ondan da mahkum. Öyle bir telgraf da yok. Onun da vebali çok büyük onu yapanların. Ve mahkum edildi Adnan Menderes'e Fatih Önüşü Zorlu. Halbuki eğer 6-7 il olayları olmasaydı o konferansta Kıbrıs Adası Türkiye'nin olacaktı. Kıbrıs'ın tamamı Türkiye'nin olacaktı. Hayal edebiliyor musunuz? Onu engellemek için burada 6-7 Eylül hadiselerini tezgahladılar ve burada istihbarat örgütleri kol gezdi. Ne kadar benzer bakın, değil mi? Çok benzer. Bakın değişen bir şey yok. Bak ne dedim? 70 yıl, 60 yıl önce neyse bugün aynı. Ondan diyorum 27 Mayıs'ı çok iyi anlamamız lazım. Çünkü 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un bir devamı, bir aslında projektörüdür. 50 ile 60 yılı arası Demokrat Parti iktidarı Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir laboratuvardır. Hala incelenmesi gereken bir laboratuvardır. Bir başvekil, bir başbakan asıldı. Bir Dışişleri Bakanı Fatih Üçü Zorlu, bir Maliye Bakanı Hasan Polatkan asıldı. Allah ve onlara rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Evet, biraz dinleyelim. Müsaadenizle. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Aziz Müslümanlar, bundan 10 ay önce hep birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin tekrar ibadete açılmasının heyecanını milletçe hep birlikte yaşadık elhamdülillah. Bugün de tarihi bir ana şahitlik ediyoruz.
büyük bir hasret daha sona erdi. Okunan salalar ve ezan-ı Muhammediler, getirilen tekbirler Taksim Camii'nde ve tüm gök kubbede yankılandı. Bizleri böylesine müstesna bir günün şahitleri kılan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Camilerimizin ilk imamı ve hatibi Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Yıllar boyu Taksim'de böyle bir caminin yapılması için büyük bir iştiyakla mücadele eden, ancak bu günleri göremeden, bu hasretle dünyadan göçüp giden nice büyüklerimiz oldu. Taksim Camii tamamlandı. Şehadetleri dinin temeli ve ebediyen yurdumuzun üzerinde inleyecek olan ezanlar minarelerinden yükseldi. Ruhunuz haberdar, mekanınız cennet, makamınız âli olsun. İstanbul'un fethi için Fatih Sultan Mehmet Han'ın gemileri üzerinden yürüttüğü arazide yapılan ve açılışı da fetih günlerine tevafuk eden Taksim Camii'ni görme bahtiyarlığına nail olan Fatih'in torunları, aziz kardeşlerim, sizler özellikle de Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençler Taksim Camii'nin ezanlarını dinleyerek, halıları üzerinde secde ederek, kütüphanesinde kitap okuyarak hocalarımızın yaptığı cami derslerine devam ederek bu ulu mabetten doya doya istifade edeceksiniz inşallah. Ne mutlu sizlere, ne mutlu bizlere. Gözümüz aydın olsun, gönlümüz sürurla dolsun. Taksim Camii'nin hasretiyle büyüyen, ona olan ihtiyacı ve milletin beklentisini kalbinin ta derinliklerinde hissederek imar ve inşasına vesile olan, emeği geçen herkes için dua ediyorum. Rabbim sizden razı olsun. Habibinin müjdelediği cennetteki benzeri yüce makam mükafatınız olsun. Aziz kardeşlerim, bugün bir vuslat günündeyiz. Taksim Camii'nde Rabbimizin huzurundayız. Hamdimizi ve şükrümüzü daha çok arttırmanın gayretiyle bir aradayız. Camilerimiz, yüce Allah'a topluca kulluğumuzu arz ettiğimiz müstesna mekanlardır. Allah'ın evi, müminlerin eseri olan camilerimiz, yalnızlıktan bunalan ruhlarımıza şifa, hayat telaşıyla yorulan gönüllerimize devadır. İlim ve hikmet fınarı, birlik ve beraberliğimizin sembolüdür camilerimiz. Şehirlerimizin kalbi, aziz milletimizin ve ümmeti Muhammed'in en huzurlu, en güvenli sığınağı ve İslam'ın yeryüzündeki mühürleridir camilerimiz. Aziz Müslümanlar, camilerimiz minarelerinden yankılanan ezan-ı Muhammedi ile bizi tevhide, vahdete, birlik beraberliğe ve ibadete davet eder. Mümin gönüller, saf ve tertemiz yürekler ve kutlu mabetlerde bir araya gelir. Yüce Yaradan'a kulluk
etmenin lezzetine varır. Dini mübini İslam'ın hikmet ve rahmet yüklü mesajlarına, sahih dini bilgiye bu mübarek yerlerde ulaşır. Çocuklarımızın tertemiz dimalarına Allah ve peygamber sevgisi bu kutlu mekanlarda aşılanır. Cami ve mescitleri inşa ve ihya edenlere vaat edilen övgüye, müjdeye nail olmak için Müslümanlar birbirleriyle yarışır ve yardımlaşır. Nitekim yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde ise şu müjde vardır: her kim Allah için bir mescit bina ederse, Allah da ona cennette bunun karşılığında bir makam lütfeder. Aziz müminler, yüce Rabbimiz geçmişten günümüze camilerimizin imar, inşa ve ihyasına öncülük eden, destek olan, yardımda bulunan büyüklerimizden ve kardeşlerimizden razı olsun. İbadet aşkıyla camilerimize hizmet edenlerden, dar bekaya irtihal eden mümin kardeşlerimize rahmet eylesin. Hayatta olanlara da sağlıklı ve huzurlu bir ömür ihsan eylesin. Cenab-ı Hak bütün camilerimize hakkıyla sahip çıkabilmeyi, camilerimizin ifade ettiği anlam ve değerleri hayatımıza aktarabilmeyi, her camimizi bir ilim, irfan, bilgi, hikmet merkezi yapmayı bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, bugün yaşadığımız ikinci büyük sevinç ve heyecan, fetih heyecanıdır. Zira yarın güzel İstanbul'umuzun 568. fetih yıl dönümüdür. İstanbul'un fethi sadece bir şehre hakim olmaktan ibaret değildir. Fethi İstanbul, Peygamber Efendimizin müjdesi, Ashab-ı Kiram'ın arzusu, Hazreti Eyyub el-Ensari'nin hayali ve ecdadımızın sevdasıdır. Bu fetih çağ kapatıp çağ açan yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu fetih Mekke, Medine ve Kudüs ile İstanbul'u kardeş kılan bir fetihdir. Aziz müminler, İslam'la müşerref olan ve devraldığı İslam sancağını bir daha bırakmayan aziz milletimizin ilahi kelimetullah aşkı, Allah'ın adını yüceltme gayreti tarih boyunca hiç eksik olmamıştır. Bu uğurda yılmadan, yıkılmadan, seferden sefere, zaferden zafere koşan şanlı ecdadımız, Malazgirt zaferiyle Anadolu'yu bizlere vatan kılmıştır. İstanbul'u fethederek de Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şu kutlu müjdesine nail olmuştur. Galen Nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem: Letüftahannel Konstantiniyyetü felenimel emiru emiruha ve lenimel ceyşu zâlikel ceyş. Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Ve o asker ne güzel askerdir. Aziz Müslümanlar, yüce Rabbimiz
Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: müminlere yardım etmek üzerimizde bir haktır. Hamdolsun ki Rabbimizin yardımı daima hak ve hakikatten ayrılmayan, mazlum ve mağdurların yanında yer alan aziz milletimizle hep beraber olmuştur. Geçmişten günümüze milletimizin her cephede kazandığı büyük zaferler bunun en canlı şahitleridir. Kardeşlerim, bugün bize düşen ecdadımızın aziz hatırasını ve şanlı mirasını gelecek nesillere aktarmaktır. Din-i devlet, mülk-ü millet yolunda var gücümüzle gayret göstermektir. Birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermemektir. Unutmayalım ki, girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Yedi düvel de üzerimize gelse, vatanımızı bölemeyecek, bayrağımızı indiremeyecektir. Mabetlerimizin göğsüne asla namahrem eli değmeyecektir. Dinimizin temeli ve şehadetleri olan ezan-ı Muhammedi ebediyen yurdumuzun üstünde inlemeye devam edecektir inşallah. Hakka tapan aziz milletimiz ilelebet istiklalini ve hürriyetini muhafaza edecektir. Bu vesileyle cennet vatanımızı bizlere emanet bırakan aziz şehitlerimize ve ebediyete göç eden kahraman gazilerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema galallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ gure'el kur'anu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Bismillahirrahmanirrahim. İnneddine indallahil islam. Sadakallahul azim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi hamdel kamiline ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Tazimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekhameti şe'ni şerafi safiyyih. Fekale azze ve celle min gailin muhbiran ve amira. İnnallaha ve melâiketehu yusallûn alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme ansuril İslam'e vel Müslümin. Allahümme ansuril İslam'e vel Müslümin. Allahümme ansuril İslam'e vel Müslümin. Allahümme ansur men nasara'd-din vaktul men hazelel Müslümin. Allahümme Rabbena atina fid-dünya hasene ve fil-âhireti hasene ve kina azâben-nâr ve edhilnel cennete ma'al ebrar. Ya Azizu ya Gaffar ya Rabbel Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, yani iyilik yapmayı ve Allah'ı görür gibi ibadet etmeyi, akrabaya yardım etmeyi emreder. Kötülüğün her çeşidinden, fenalıktan, münkerden, haksızlıktan, zulümden men eder.
düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâna s-salâti, hayyâna s-salâh, hayyâna قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Evet, kamet getirildi. Birazdan cuma namazına geçilecek Taksim Camii'nde ve ilk kez burada secde edilecek. Cenab-ı Allah'a hamd edilecek. Cuma namazı eda edilecek. Evet, Taksim Camii ibadete açıldı dedik. Cemaate kapılarını açtı. Yayın konuğumuzsa tarihçi yazar Mehmet Dilbaz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, sizin de duygu ve düşüncelerinizi alalım bu özel güne dair. Dilerseniz başlayalım. Buyurun. Ya şimdi buradaki cami hikayesi 150 yıllık bir özlemin tezahürü. Bugün bizim için önemli bir gün. Neredeyse Ayasofya'nın açıldığı günkü kadar ben şu an heyecanlıyım. Çünkü burada gereksiz yere altı boş bir şekilde yapılan bir inatlaşma vardı. Karşı cenahın ben buraya cami yaptırmam, buraya cami olmaz şeklinde. Tamamıyla mesnetsiz ve dayanaksız bir inadın sonucunda bu iş yıllarca gecikti. Pera malum biliyorsunuz Osmanlı döneminde beri Müslümanların değil de daha çok ekaliyetin yani Hristiyan ve Yahudilerin yaşadığı bir bölge olduğu için Osmanlı İmparatorluğu döneminde buraya büyük bir cami yapılmadı. Buradaki tek cami şu an hala duran meşhur İstiklal Caddesi üzerindeki Ağ Camii'ydi. Evet. O camiden sonra buraya başka bir cami Osmanlı niye yapmadı? Osmanlı buraya cami yapmaya kudreti mi yoktu? Vardı ama bir cami o zaman ihtiyaca binaen yapıldığı için burada bir cemaat yoktu. Peki şu an peki daha sonra ne değişti? 1850'lerden sonra Pera'nın gelişmesiyle beraber, büyümesiyle beraber buraya ciddi manada Müslüman nüfusla taşındı. Yani 1830'lardan önce burada Müslüman nüfus çok azdı. Burada o yüzden bir sürü kilise var, bir sürü sinagog var. Fakat buradaki Müslüman nüfusun artmasıyla burada bir cemaat oluştu ve bunların bir cami ihtiyacı ortaya doğdu. Nereden baksanız 150 yıldır. Peki ne oldu? İstemezlikçiler çıktı. Klasik başımızın belası olan, hayır ben buraya cami yaptırmıyorum. Neden buraya cami yaptırmıyorsunuz? İşte bu işin sırrı bu bölgenin adında gizli. Buranın adı Pera. Pera karşı demek. Aslında buradaki karşı manası Osmanlı Suriçe'nin karşısında ama bu bizimkiler bunu öyle bir anladılar ki bunlar her şeye karşılar. Pera'da yaşadıkları için. Çünkü Pera Bizans'ta karşı taraf demek. Yani İstanbul'un karşı tarafı Pera. Karşı alana Pera demiş adam. Şimdi burada Pera'da ne olmuş? Burası o cenaha göre, o zihniyete göre diye toparlayayım sizin için konuyu. Şöyle olmuş. Burası benim kurtarılmış alanım. Burada kilise olabilir, burada sinagog olabilir, burada tiyatro olabilir, opera olabilir, her şey olabilir ama burada cami olmaz. Çünkü burası benim alanım. Buraya sen giremezsin. Müslüman buraya giremez. Dönüştürdükleri için işte işin sırrı burada. 150 yıldır bu inat sürüyor. Ne olmuş? 1952'de Adnan Menderes karar aldırmış. Buraya bir şeyler yapmaya kalkmış. İstemezlikçi gene ortaya çıkmış. Demirel'e uğraşmış. Bülent Ecevit döneminde bile, bakın Bülent Ecevit başbakanken bile buraya cami yaptırma tartışmaları var. Yine Bülent Ecevit İstanbul, o zamanki İstanbul Büyükşehir Belediye, İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan'ın muhalefetine aşamadığı için yine buraya cami yaptıramıyor. Özal yaptıramıyor. Tek bir adam işte Recep Tayyip Erdoğan 1994'te tam şu karşıdan buraya gösterip buraya bir cami yaptıracağız diyor. Ve elhamdülillah kaç sene geçti üzerinden siz hesaplayın. Yıllar geçti. Anca daha yeni yeni yapılabildi. Niye? Gecikmesinin sebebi buydu. Hep o istemezlikçiler. Ama bitti artık. O yüzden çok şükür bugün çok mutluyuz. Evet. Erdoğan
Sayın Başkanımız bir sözünü daha tutmuş oldu değil mi? Kesinlikle, ama bakın buraya şunu söylemek lazım. Bütün muhalif kanada burada sesleniyorum. Burada bir inatlaşma yok. Bu kafayı bırakın. Bir tarihçi, bir kent tarihi, İstanbul hukuku üzerine çalışan birisi olarak söylüyorum. Burada size rağmen size inat olarak bir şey yapılmadı. İnanan ya da inanmayan ya da sadece inanmayanlara seslenelim. Arkadaşlar ben Müslümanım ve benim burada Taksim'e geldiğimde namaz kılacak bir yerim yoktu. Var mıydı? Yoktu. Hadi bana bunu yapmayalım, hadi yıkalım. Ben nerede namaz kılacağım? Müslüman nerede namaz kılacak? Hüseyin Ağa Camii var ama çok küçük. Hüseyin Ağa Camii 50 kişilik. Evet, Hanım, çok küçük. Biliyorum, buradaki biliyorum. En yakın namaz kılınabilecek cami Şişli Camii. Buradan 2 metro istasyonu mesafede. Bu insanlar nasıl, nerede bu insanlar namaz kılacak? Ya bırakın artık inatlaşmayı. İstanbulları bakın, buraya zaten onlarca yüzlerce turist geliyor her gün. Bakın o da var, Müslüman turistler geliyor. Ben başka bir taraftan bakayım. Hadi buna karşı çıktınız. Burada koskocaman, şimdi ismini vermek istemediğim koskocaman 5 yıldızlı otel var. Ona niye o zaman karşı çıkmıyorsunuz? O da buranın silüetini bence bozuyor. Ama ne diyorsunuz? Turist gelecek, kalacak yere ihtiyacı var. Ben Müslümanım, benim de namaz kılacak yere ihtiyacım var. Yani mantıksız bir şey söylüyorsam herkes karşı çıksın, beni linç etsinler. Ben diyorum ki bu bir ihtiyaç. Yani burada şu olur mesela, çok absürt bir örnek verelim. Bütün bu alanı Recep Tayyip Erdoğan yıktırıp buraya 1 milyon kişilik cami yaptırsa ne deriz, ya gerek var mıydı? Ama gördüğünüz son derece mütevazi, son derece hoş, latif, İslam sanatına uygun. Buradaki cami, ki emin olun bu bile bir noktadan sonra ihtiyacı karşılamayacak. Bu bile küçük gelecek. Ama yine de çok şükür diyoruz. Şimdi gezi olaylarının yıl dönümü. Evet. Evet, zaten cemaate görüyoruz Gezi Parkı'na doğru, o kısma doğru olan yerde, meydanın diğer kısımlarında bayağı doldu. Hı hı. Yani bütün her taraf şu an cemaatle kaplanmış durumda. 2013'e gidersek şimdi iki fotoğrafı yanına koyduğumuzda neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi bir karşılaştırma yapmak çok doğru gelmiyor bana. Burada mesele İslam'ın hoşgörü ve bütün inançlara saygılı olması babından bakıyoruz biz. Biz kimseye düşmanlık beslemiyoruz Müslümanlar olarak. Ama diyoruz ki siz de bize düşmanlık beslemeyin ya. Siz de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarsınız ve zıtlaşmanın anlamı yok. Ben ne oldu gezi olayları sonucunda? Bakın park duruyor değil mi? Parka bir zarar gelmedi. Atatürk Kültür Merkezi üzerine o kadar tartışma koptu. Ne dediler? Atatürk Kültür Merkezi yıkılacak. Ne oldu? Atatürk Kültür Merkezi hakikaten yıkıldı ama yerine eskisinden daha güzeli yapılmadı mı? Değil mi? Daha güzeli yapıldı. Şu an Taksim Meydanı altında koskoca bir metro istasyonu var. Üzerinde çevre düzenlemesi, çok beğenmesem de üzerinde bir çevre düzenlemesi yapıldı. Buraya da bir de cami konduruldu. Bu cami de meydana zarar vermeyecek şekilde konduruldu. Ben size soruyorum, bu cami herhangi bir yapı, tarihi eser yıkılarak mı yapıldı? Bu caminin yerinde otopark vardı arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyelim. İstanbullu olmayanlar için söyleyelim. Herkes bilmek zorunda değil. Ama bu caminin yapıldığı yerde bir otopark vardı. Ve 1952'deki planda da caminin yeri burasıydı. Yani hep cami buraya planlanmıştı. O yüzden buraya bir bina yapılmadı hiçbir zaman. Hep burası boş kaldı. Burası cami alanıydı zaten. Yani cami alanı olarak ayırdığımız yere camiyi yaptık biz ya. Biz kimsenin yerine dürtmedik. Kimsenin otelini, kilisesini yıkmadık. Bakın orada Ayatriya'da kilisesi duruyor. Ayatriya'da, evet. Ayatriya'da benim tarihçi olarak son derece sevdiğim, hoş bir mimari olan bir yapı. Gayet güzel. Kıyamete kadar kalsın. Ama benim camim de kalsın. Benim onunla bir derdim yok. Emin olun, şunu da söyleyeyim son olarak. Onların da bizimle bir derdi yok. Bizimle derdi olanlar çok farklı. Siz de onu bilin. Onların bir derdi yok. Ben hiçbir Hristiyan vatandaşın buradaki camiden rahatsız olduğuna da asla inanmıyorum. Hiçbir Rum'un rahatsız olduğuna inanmıyorum. Rahatsız olanlar değişik. Yani rahatsız olanları araştırın. İçinde şey çıkmaz, Rum çıkmaz. Müslüman ülkede Müslümanlar karşı çıktı. Yani. Ya onlar çıkmıyor. Çünkü bakın onların kilisesinden daha büyük bir şey yapmadık, cami yapmadık. İkisi de bence, bakın yani inanın ya da inanmayın, son derece saygım var. Estağfurullah. Farklı cemaatlere, dinlere saygım var. İstanbul onlarla güzel. Ama İstanbul hoşgörü ve ortak yaşamla güzel. Kilisesi, camisi, sinagogu. Gidin Kuzguncuk'a, siz biliyorsunuz o hatları. Kuzguncuk'ta 3 ibadethane birden yan yana. Evet. Kimsenin kimseden bir rahatsızlığı yok. Buradaki camiden niye rahatsız oluyorlar? Ama tekrar diyorum, Hristiyanlar olmuyordur. İddia ediyorum bunu. Rahatsız olanları söylemiyorum yayında. İsteyen gitsin bulsun kim rahatsız, ama Hristiyan değildir. Mesela gezi olaylarının aslında başlangıç sebebi de değil mi? Başkan Erdoğan'ın o zamanki açıklaması, yani hem Topçu Kışlası hem de Taksim Camii. Hı-hı. Dedi. Ardından tabiri caizse burada kıyamet koptu. Yani 100 yıldır burada kıyamet kopuyor. Burada kıyamet hiç durmadı. Ama sonunda bitti artık. Artık itiraz edebilecekleri bir şey kalmadı. Bakın bu camiyi reis gelip de meydana yapmadı. Metro istasyonunun üzerine yapmadı. Topçu Kışlası'nın yerindeki Gezi Parkı'nı yıkarak da yapmadı. Burada yaptı. Gayet mantıklı bir şey yani.
ve 15 Temmuz'dan sonra daha güçlü bir Türkiye var tabii. Kesinlikle, yani artık Türkiye eskisi gibi değil. Artık Türkiye, ama şuna, size rağmen, şuna rağmen, buna rağmen yapılmıyor bunlar. Bunlar bir inatlaşmayla yapılmıyor. Yayının başından beri bunu vurgulamaya çalışıyorum. Bizim bir inatlaşma derdimiz yok. Müslümanların böyle bir derdi olmaz. Olmamalı zaten. Zaten olursa yanlış olur. Biz İslam hoşgörüsüyle yetişmiş insanlarız. Bizim burada bir ihtiyacımız vardı. Bir cami yaptık. Bu kadar basit ya. Yani bu kadar dallandırıp siyasi konulara bağlanacak kadar teferruatı olan bir şey değil bu. Burada bir cami ihtiyacı vardı ve o ihtiyaç bugün itibariyle görüldü. Elhamdülillah. Biz bunun şu an keyfini sürüyoruz. Kalan her şey, ben inançlı her Müslüman için emin olun, kalan her şey boştur. İçini gezebildiniz mi? Gezdim. Yani açılışından önce gittim, şimdi tekrar gezeceğim inşallah. İnşallah. Nasıl buldunuz peki mimarisini? Bence gayet güzel. Olanca sadeliğine, olanca güzelliğine hoş bir cami olmuş. Çok naif değil mi? Tabii tabii. Yani öyle abartı gösteriş olmayan, altın varaklar, süsler, şunlar bunlar olmayan. Girip git secdeye, Allah'ına, Rabbinle baş başa kal. Başka bir şey yok. Kalan hikaye. Ki 4 katlı otopark tabii, dediniz az önce. Kütüphanesi var, otoparkı var, sağlık yeri var. Pek çok şey var. Yani çok gayet hoş bir yapı olmuş. O yüzden çok mutlu oldum. O zaman hayırlı olsun diyelim, değil İnşallah, mi? İnşallah cümlemize. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Evet, yayın konuğumuz Mehmet Dilbaz'dı. Bizim sohbetimiz sırasında tabii Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da cuma namazını kıldırdı cemaate. Şu anda içeride cemaat henüz. Biraz daha bahsedelim dilerseniz Taksim Camii'nden, bir kez daha söyleyelim. 17 Şubat 2017'de atılmıştı temeli. Gerçekten titizlikle sürdürüldü burada bütün çalışmalar. Çalışmalar sürerken de burada buranın aksını hiçbir şekilde bozulmadı. Meydandaki hareketlilik hiçbir şekilde zarar görmedi. Kimsenin zaten rahatsız olmaması için de özellikle çaba gösterildi diyebiliriz. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte tabii caminin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde arazi. Ancak tabii burayı kim yaptırdı? Türkiye'nin önde gelen ailelerinden biri yaptırdı. O hayırsever aile yaptırdı. Allah onlardan razı olsun. Caminin içinden biraz bahsetmek gerekirse hat yazıları, onlardan biraz söz edelim isterseniz. Hattatı Davut Bektaş Taksim Camii'nin, nakkaşı ise Adem Turan. Fatiha Suresi ana mekanın kubbesine göbek yazısı olarak işlendi. Her namazda okuduğumuz, her rekatta okuduğumuz Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi, açan anahtar manasına geliyor. Tekrarlanan 7 ayet, yani Kur'an'ın özü. Kur'an'da ne anlatılıyorsa sık sık ayet-i kerimeler tekrarlanıyor biliyorsunuz. Bazı, özellikle bazı Cenab-ı Allah'ın tebliği vurgulanıyor. İşte Fatiha Suresi hepsini kapsıyor ve Kur'an-ı Kerim'in özü Fatiha Suresi işlendi. Ana mekan kubbe göbek yazısına. Kubbe kasnağına ise Ali İmran suresinin 190 ile 198. ayeti kerimeleri yazıldı yine. Orta kuşak yazısında ise Amener Resulü var. Bakara suresinin biliyorsunuz son ayeti kerimeleri 285, 286 ve Haşr suresi 20 ile 24. ayeti kerimeler. Bunlar da yine sabah ve akşam namazından sonra okuduğumuz Haşr suresi. Yestevi diye başlayan, hel yestevi diye başlanan o kısımdan itibaren Haşr suresi de ayeti kerimeler yine buraya nakşedildi. Giriş kubbesi göbek yazısında ise İhlas suresi var. İhlas suresi tabii biliyorsunuz çok önemli. Tevhid vurgusu var. O doğmamıştır, doğrulmamıştır. Onun eşi benzeri yoktur. İhlas suresi de yine giriş kubbesi göbek yazısında yer alıyor. Giriş kubbesinin kasnak yazısında ise Ayetel Kürsi ve sonraki ayet var. Yine Ayetel Kürsi de Amener Resulü gibi Bakara suresinde geçiyor. 255. ve 256. ayeti kerimeler. Ve Allah Muhammed lafzı var tabii mihrabın hemen üstünde sağ tarafta, Allahu Teala'nın sol tarafta sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın lafzı var ve Cihar Yarı Güzin, yani dört halifemizin de yine isimleri de camiye nakşedildi. Ana kapının üstündeki yazıda ise Nisa suresinin 103. ayeti kısmı yer alıyor. Nisa suresi 103. ayeti kerimede yine ana kapının üstünde yer alıyor. İstiklal giriş kapısının üstündeki yazıda ise Rad suresinin 24. ayeti kerimesi yer alıyor. Mihrapta ise Esmaül Hüsna var. Esmaül Hüsna, yani Cenab-ı Allah'ın, Rabbimizin güzel isimleri, 99 güzel ismi
mihrapta yer alıyor. Mihrapta yine tabii kelime-i tevhid de var. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazıyor ve altında da Cin suresinden ayeti kerime var. Cin suresinden ayeti kerime de işte Allah'ın mescitlerini ancak Allah'tan korkanlar imar eder. Allah'tan başkasına tapmayın vurgusu var. Yine mihrapta da bu ayet-i kerime, Cin suresinin ayet-i kerimeye tercih edildi. Şerif Birkiye projenin mimarı, Şerif Birkiye Beştepe Millet Camisi'nin de yine keza mimarı. O mimar burayı da çizdi, Taksim Camii'ni de çizdi 2017'den itibaren. Burada çalışmalar devam ediyordu. Tabii yayınımıza devam edeceğiz. Bir yayın konuğumuz olacak birazdan Marmara Üniversitesi'nden. Öğretim üyesi doçent doktor Nihal Şahin Utku birazdan yayın konuğumuz olacak bizim. Şu an evet. Camideki kulak sese biraz kulak verelim istedim. Evet. Evet, Pınar Övünç Taksim Camii'nin açılışını canlı yayında bizlere aktarıyor sabah saatlerinden itibaren. Öğle ezanı okunmasının ardından bir Kur'an-ı Kerim tilaveti oldu ve ardından da az önce cuma namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla gerçekleşecek açılış töreni zaten açıldı. İlk ezan okundu, öğle ezanı okundu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşma gerçekleştirdi ve Kur'an tilaveti gerçekleştirdi. Binanın mimarisini anlattı, konuklarıyla birlikte değerlendirdi Pınar Övünç konuklarıyla beraber. Ve Pınar'ın şimdi yeni bir konuğu daha var. Hemen sözü yine Pınar Övünç'e bırakıyoruz. Şu anda yanımızda yayın konuğumuz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Nihal Şahin Utku. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ne güzel sizi burada görmek. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Yayınlara katılmaktan imtina ediyorsunuz. Bunu biliyoruz. Bizi kırmadınız. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bu tarihe güne birlikte şahitlik ediyoruz efendim. Duygularınızı almak istiyorum. Buyurun. Evet, kesinlikle. Ben de bu tarihi güne şahitlik etmekten gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Yani hani cami konusu, Taksim'de cami konusu çok tartışıldı ama İslam medeniyetinde camiye baktığımızda bir toplumun en önemli simgelerinden, alametlerinden birisi, İslam şehri yapan şey camiler. Taksim meydanına gelen insanlar bir Avrupa şehrindeki meydan kültüründen farklı bir şey görmek istiyorlar buraya geldiklerinde de. Dolayısıyla cami buraya çok yakışıyor. Çok da güzel olmuş. Elhamdülillah çok güzel evet, oldu. Evet, muazzam bir kalabalık var. Evet. Doğrusu dediğim gibi ben de bu özel güne şahit olduğum için çok mutluluk duyuyorum. Evet, İslam'ın bir sembol simgesi dediniz tabii. Evet, evet. Yani buyurun. Şöyle, Pınar Hanım, şimdi İslam toplumuna baktığımızda Allah Resulü Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra, Medine'ye geldikten sonra daha ayağının tozuyla ilk yaptığı şey Mescid-i Nebevi'nin inşası yönünde bir adım atmak. Camiyi biz sadece bir ibadet mekanı olarak düşünüyoruz. Oysa ibadetten çok daha öte anlamlar taşımış İslam tarih ve kültürü boyunca. Bir kez hayatında hiç camiye gelmeyen insanların bir arada bulunabileceği istisnai bir mekan. Yani normalde bir araya gelme imkanları olmayan insanların bir camide
buluşmaları çok değerli. Antik ve orta çağlarda biz bütün toplumlara baktığımızda hep bir hiyerarşik bir sınıf görüyoruz. Yani piramitler, Mezopotamya'da ziguratlar, işte Mısır'da piramitler ve buralarda yani toplumsal katmanlar birbirinden o kadar ayrı ki Mezopotamya toplumlarında halkların tapınağa bile giremediğini, sadece dışarıdan seyrettiklerini görüyoruz. Oysa İslam cami kültürüyle birlikte hayatın, dünyevi telaşların içinde bir müminler için bir sığınak olabilecek, Rablarıyla buluşabilecekleri, bütün hayatın telaşlarını geride bırakıp Rablarıyla buluşabilecekleri bir mekan olmanın ötesinde Allah Resulü'nün de başlattığı üzere caminin hemen yanında bir suffe dediğimiz bir eğitim mekanının olması, yoksullara, muhtaçlara yardımın uzatıldığı, çünkü suffe ehli zaman içinde bir eğitim mekanı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'i bizlerde buraya Cumhurbaşkanlığı'nın bir hediyesi olarak bırakıyoruz. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Tamam. Nihal Şahin Utku, tekrar sizi dinliyoruz. Buyurun. Onun özelliklerinden bahsediyorduk. Allah Resulü ile birlikte caminin toplumun bütün katmanlarını buluşturan, toplumun devlet işlerinden siyaset işlerine, halkı ilgilendiren kararların yine camide alınması sebebiyle toplumsal bir buluşma hattı, kaynaşma hattı olarak birçok fonksiyon ifa ettiğini görüyoruz camilerin. O bakımdan yani Taksim Camii'nin de içinde barındırdığı kültürel atmosferle birlikte gerçekten bu İstanbul'un çok müstesnai semtlerinden biri olan Taksim'de İslam medeniyetindeki bu çok renkliliği, birçok kesimi buluşturan anlamını burada da ifa etmesini bekliyoruz inşallah. Ve Pınar Hanım, tarihe baktığımızda gerçekten bunu unutmamak gerekiyor. Sadece burası bir ibadet mekanı değil. Camiler İslam alimlerinin eğitim verdikleri, kütüphanelerin muhafaza edildiği yerler. Yani bugün birçok kitabın İslam medeniyetinde bugünlere aktarılabilmesinin en önemli yolu kütüphanelerde, camilerde muhafaza edilmesinden geçiyor aynı zamanda. O bakımdan camilerin, yani biz Hindistan'dan Endülüs'e uzanan koskoca bir İslam coğrafyasında aynı türden bir benzerlik de oluşturuyor. Yani Hindistan gibi bir coğrafya ile Endülüs'te, Granada'da, İşbiliye'de, Kahire'de, bütün bu farklı coğrafyalarda hep aynı sembolü taşıyorsunuz orada. Hatta Çin'in Canton Limanı'nda Müslüman tüccarlar o kadar çok bölgeye ticaret için gidiyorlar ki Çin'in Canton Limanı'nda biz dönemin Çin hükümdarına dua edildiğini görüyoruz. Yani hani camilerin yüklendiği fonksiyonu ve ötekiyle kurulan irtibatın canlılığını göstermek adına son derece önemli. Ben de İslam coğrafyalarını çok gezen biriyim. İslam ve Avrupa coğrafyalarını. Kuzey Afrika bölgesine gittiğimde oradaki mimari yapılara bayılmıştım. Hatta biblo gibi binalar, mümkünse böyle kucağıma alıp da İstanbul'a bir tanesini getirsem demiştim.
Yani mesela oraya gittiğinizde de dönemin hem fikri mirasını hem dönemin estetik anlayışını, yani hem yapıldıkları ve inşa edildikleri dönemin estetik anlayışını, zihin yapısını hem de bugünü yansıtıyor. Bu çok renkliliği özellikle Mısır bölgesinde çok rahatlıkla temaşa edebiliyorsunuz. Yani orada Eyyubiler, Fatımiler, Tolunoğulları gibi birçok İslam hanedanı yaşadığı için oralarda her biri döneminde yapılan camiler var. Ve o camilerde mesela ben Mısır'a gittiğimde İskenderiye'den Kahire'ye geçerken cuma vaktine denk gelmişti. Ve orada küçük bir camide cuma namazını kıldık. Orada o kadar müstesna bir mimari ki ama çok perişan bir haldeydi. Dolayısıyla o cami üzerinden hem şehrin orta çağdaki dönemini hem de bugününü bir arada görme imkanına sahip oluyorsunuz. Dönemin estetik zevkleri, mimari malzemeleri gibi ve hani cami dediğimizde de İslam toplumunda mesela Osmanlı'da mahalleliye ulaşmanın, mahallelinin ahvalini anlamanın en güzel yolu İslam medeniyetinin ilk dönemlerinden itibaren cemaate devamlı olan şahsiyetlerin bir vakit bile namaza gelmediklerinde evlerine ziyaret edilir, kapıları vurulur. Hani bugün acaba bir sağlık sıkıntın mı var, bir sorun mu var camiye katılmadın diye. O bakımdan toplumun fakiriyle, zenginini, hastasıyla, varlıklısını, bütün kesimlerini, çocuğuyla ihtiyarını buluşturan, kaynaşmayı temin eden, o bakımdan gerçekten çok sembol mekanlar. Yani hani böyle Taksim'deki caminin açılışı bütün beni bu yolculuğa çıkarttı. Allah Resulü'nün Mescid-i Nebevi'sinden bugüne ve Kubbetü Sahra'yı da Mescid-i Aksa'yı da bugünlerde çok konuştuk. Evet. Ramazan'da yaşanan elim hadiseler vesilesiyle Mescid-i Aksa da bütün insanlığın bir mirasıdır. Sadece Müslümanların değil, çünkü orada Mescid-i Aksa inşa edildikten sonra etrafında muazzam bir külliyeye tanıklık ediyoruz orada. Hücreler var, odalar var, alimlerin ilimle iştigal ettiği, öğrenci yetiştirdikleri. Yani bugün İslam alimlerinden, İmam-ı Şafii'den, İmam-ı Azam'a, İbni Rüşd'e uzanan birçok büyük alimin biz İslam dünyasındaki farklı camiler ve yanlarındaki medreselerde eğitim verdiklerini görüyoruz. İnşallah bu cami de İslam medeniyetindeki o geniş fonksiyonlarını icra edebilecek yığınla güzel faaliyete tanıklık edebilir. Caminin içinde ilim halkalarıyla bir taraftan teolojik tartışmalar, bir taraftan fıkhi konuşmalar, bir taraftan edebi lezzetler, edebi metinlerin mütalası yapılıyor. Bir yanıyla da etrafındaki ciltçiler, sahaflar, onun dışında kitabın çoğaltılmasıyla meşgul olan alimlerin, yeni yetme talebelerin, meşhur alimlerin böyle o hareketlilik içinde ziyaret ettiği bir mekan olmuştur camiler. Dolayısıyla çok gerçekten ne tarafından bakarsanız hani ibadetin dışında her alana uzanan, sanata, dine, bilme, siyasete uzanan bir çok fonksiyonlu bir yanı var. Hatta Hazreti Ömer döneminde, hilafeti 10 yıllık hilafet döneminde toplumu ilgilendiren önemli kararlar konuşulacağı zaman halka çağrıda bulunuyor. Ve halkı camiye topluyor. Çünkü toplum için alınacak kararın onların da onayından geçmesini arzu ettiği için iki rekat namaz kılıp sonra o günün gündemini açıyor, halkla paylaşıyor. Böylece hani yönetim merkeziyle halkın da buluştuğu, yan yana olduğu bir model ortaya çıkıyor. Bir de İslam medeniyetinde yine çok önemli bir konu camilerle hükümet merkezinin hep yakın olmasıdır. Çünkü hükümet merkezinin başındaki idarecinin camiye yakın oluşu, toplumu gözlemleme, onların sıkıntılarını anında görebilme gibi bir imkan sağlıyor. Tarihte Emevi iktidarı döneminde
biz camiden kopan bir yönetim merkezini bir tehlike olarak görüyoruz. Çünkü halktan uzaklaşmayı ifade ediyor. Yani Taksim Meydanı'nda da hani Atatürk kitaplığının bir yanında olduğu, caminin bir yanında olduğu, kilisenin yine bu müştemilatın içinde yer aldığı ve dışarıdan ülkemizi, güzel İstanbul'umuzu ziyaret eden insanların buradaki bu çok çeşitliliği, barış ortamında farklılıkların bir arada yaşayabildiği bir meydana tanıklık etmesi de son derece önemli. Çünkü malumunuz hem İslam medeniyetinde bir meydan olmasa bile bir açıklık kültürü, caminin etrafında oluşan bir ferah bir alan anlayışı, geleneği çok yaygın. Batı şehirlerinde de malumunuz meydanlar. Dolayısıyla bu meydana bir kimlik ifade eden, bu şehrin bir İslam şehri olduğunu ifade eden bir aidiyetin yerleştirilmesi çok anlamlı. Pınar Hanım mesela yani hani Romalılar gittikleri yerleri hep o bölgenin bir Roma'nın yani Roma'nın olduğunu gösteren hep bir alamet bırakıyorlar orada. Evet. Gittikleri her bölgede bir tak yapıyorlar. Girdiğin topraklar vatandaşa bir mesaj veriliyor. Girdiğin topraklar Roma'nın girdiği, hayat verdiği coğrafyadır anlamında ki Müslümanlar fetihlerle birlikte İslam şehirlerine girdiklerinde üstelik bu konuda da çok titiz davranmışlar. Girdikleri bölgelerin en müstesna mabetlerini hemen camiye de çevirmemişler. O şehrin ciddi bir fetih ahlakını görüyoruz. O şehir eğer sulhla teslim olmuşsa onları mükafatlandırmak adına mabetlerine dokunmamışlar. Ve kendi mabetlerini yapacakları yeni yerler aramışlar. Mescid-i Aksa Filistin toprakları Hazreti Ömer döneminde fethedilmiştir. Bölge halkı halifeniz gelsin şehri öyle teslim edelim demişlerdir. Hazreti Ömer şehre girdiğinde bütün gözler ona yönelmiştir. Yani hani mabede dokunup orada namaz kılmasını, mabede girip orada namaz kılmasını beklerler. Ama Hazreti Ömer inanca saygı adına namazını dışarıda ifa eder. Dolayısıyla hani camiler, mekanlar hem İslam medeniyetine baktığınızda o fetih ahlakını yansıtan, Müslümanların o yumuşak politikalarını gittikleri yeri ötekileştiren değil, içine alan, yani bir yere caminin yapılması o mekanda yaşayan diğer insanların ötekileştirilmesi anlamına gelmiyor. Bilakis onlara kucak açan, onları buluşturan, bir araya getiren bir hem de Rahman'ın böyle o merhametini, Rahman'ın güzelliği altında insanları, o inanç bütünlüğü altında bir araya getiren bir mekanı ifade ediyor. Roma'nın Panteonu vardı. Bütün inanıştaki insanları orada bir araya getiriyordu ve bununla övünüyordu Roma. Yani ne olursan ol yine de buraya gel diye. Eminim ki ben bu mabette buradaki bütün inanan, inanmayan bütün insanlara hoş silüetiyle, içindeki manevi atmosferle bu semti çok güzel bir iklim ve hava getirecek. Yani İslam hani, zaten barış dini. Evet, değil evet, mi? Evet. Zaten manası barış. Silin evet. Kökünden. Buyurun hocam. Evet, evet. Dolayısıyla biz bu anlamlarla, bugünün açılışına, bu güzel temennilerle bir anlam yükleyelim. Camiler Cumhuriyet'le birlikte eskiyle ciddi bir radikal bir şekilde bir kopuş yaşandığı için Müslümanların Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yaptıkları cami mimarilerinde de bir kimliksizlik görüyoruz biz. Karaktersiz bir yapı. Çünkü eskiyle irtibat kesildi. Yeni anlayış henüz inşa edilmedi. O geçiş dönemine has kafa karışıklığının yansıdığını görüyoruz. Ama artık İslam medeniyetinde de mimarlara çok önemli görevler düşüyor artık. Farklı stilde, farklı mimari yapıda biz inşallah İslam coğrafyasının farklı yerlerinde farklı mabet modelleri de farklı mimari anlayışlar da inşallah görmeyi umut ediyorum.
Hemşehrilerimiz bariyerlere doğru yaklaşmanızı sizlerden önem verir, rica ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapacak birazdan. Anons yapılıyor şu anda. Dediniz ki liderin camiye yakın olması çok önemli. Tabii burada bu özlem çok uzun sürdü. Evet. Yani Osmanlı'nın son zamanlarından günümüze dek. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca pek çok girişim var ama maalesef Taksim Meydanı'na bir cami yapılamadı. Evet. Allah razı olsun, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, tabii ki onun da bu sonuca ulaşması zor olmadı. Çünkü maalesef bugün de gezi olaylarının yıl dönümü 28 Mayıs. Evet, çok da manidar bir tarih tabii. Evet. Neler söylemek istersiniz bu hususta? Yani hani maalesef bu bir çok farklı istemediğimiz bir tartışmanın da konusu oldu. Ama dediğim gibi ülkenin, İslam dünyasının çatışmalara değil, gerginliklere değil, yani hani güzel birlikteliklere ihtiyacı var. Dolayısıyla ben caminin zaten hani manasında cem eden, buluşturan bir yanı var. Dolayısıyla bütün gerginliklerin üzerini kapatacak, bütün kesimleri mutlu edecek bir mekan olarak burada çok asırlarca kalabilmesini arzu ediyorum, temenni ediyorum ve inanıyorum. Duamız bu yönde. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan biraz isterseniz Asr-ı Saadet'ten söz edelim. Evet. Değil mi? Evet. Mescid-i Nebevi hemen evinin yanında, hatta orada çoğu vaktini geçiyor değil mi Hazreti Peygamber? Elbette Allah Resulü oturduğu hanesinden, çünkü Efendimiz mescidin yanında odalar yapılıyor. O odalardan birinde yaşıyor Efendimiz. Çok mütevazi bir mekanda. Evet. Ve bütün gün mescitte olup bitenleri oradan takip edebileceği, yani Allah Resulü'nün biz bütün insanlar için model olduğundan bahsediyoruz. Ve bu çok önemli. O modellik toplumun gözünün önünde olan bir insanın hayatının tabiri caizse 24 saatinin bir toplumun gözünün önünde geçtiği bir şeyde, yapılanmada model olabilmek çok zordur. Yani hani vatandaşın içine, toplumun arasına çok nadir karıştığınızda model olabilmek çok kolaydır. O havayı, o karizmayı muhafaza edebilirsiniz. Ama bütün günü toplumla beraber iç içe getirdiğiniz bir düzenekte o modelli muhafaza etmek gerçekten çok zordur. Hayatının bütün anlarıyla günde 5 vakit mescitte ve kendisine nazil olan ayetleri her defasında halkla öylesine bir bütünleşme ki, bir heyecan içinde Allah Resulü'nü bekliyor mescitte Müslümanlar. Yani bugün acaba hayatımızı değiştirecek nasıl bir vahiy nazil olacak, nasıl bir karar gelecek şeklinde. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan teşvik etmişlerdir. Evet. Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu an kürsüde. Saygılar İstanbul Hemşehrilerimiz, buradaki İstanbulluları, cemaati selamlıyor. Ancak Başkan Erdoğan'dan önce bu cami yaptıran banisi, o hayırsever ailenin bir üyesi Altan Elmas mikrofonu aldı. Biz dilerseniz devam edelim hocam. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyorduk. Evet. Dolayısıyla toplumun dini bir mesaj. Çok değerli basın mensupları, değerli misafirlerimiz, kıymetli dostlar, saygıdeğer müminler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Değerli dostlar, bugün bana düşen burada ancak hamd etmektir. Rabbimize hamd olsun. Rabbimize hamdolsun. Rabbimize hamdolsun. Bu niyeti gönlümüze düşüren, başlamayı ve kazasız belasız bitirmeyi lütfeden alemlerin Rabbi, kendinden başka ilah olmayan Allah'a hamdolsun. Yoluna kurban olduğumuz Muhammed Mustafa'ya selat ve selam olsun. Ve bütün ümmeti Muhammed'e selat ve selam olsun. Bugün ne büyük bir gün benim için. Hamdinden aciz olduğum bir gün. Ve yine
yürüdüğü yolda bütün engelleri aşa aşa gelen ve bütün zorlukları yıka yıka gelen Sayın Cumhurbaşkanımız, bu eseri yapma imkanını bize lütfettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. Allah sizden ebeden razı olsun. Allah sizden ebeden razı olsun. Rabbim Ayasofya'yı açmayı lütfettiği gibi, Taksim Camii'ni açmayı lütfettiği gibi, Mescid-i Aksa'ya da bu sahneyi kurmayı cümlemize lütfetsin inşallah. Sayın Cumhurbaşkanım, çok uzatmayacağım ama bir iki cümle daha müsaadenizle. Sözün sahibi sizsiniz ama ben de Taksim'in çocuğuyum başkanım. Ben de Taksim'in çocuğuyum. Dedem 1936'da geldi buraya Erzincan Refahiye'den. Ben de burada doğdum, şurada 150 metre ileride Taksim Caddesi'nde. Evet, babalarım amcalarım esnaflık yaptılar. Bilirim ben Taksim Camii'nin ne demek olduğunu. Bilirim Taksim Camii davasının neye tekabül ettiğini. Bilirim hepsini. Yaşadım iliklerime kadar burada. Hep ıslandık burada. Güneşin altında yandık. Yandık. Ama elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde davamız bugünleri de gördü. Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Burada emeği geçen bütün kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Mimarisinden malzemecisine, taşeronuna, eliyle çalışan kardeşime, çaycımıza kadar bütün hepsinden Allah razı olsun. Bütün bürokratlarımızdan. Çok büyük bir emek var. 150 yıllık bir geçmiş var. Bütün o günden bugüne buraya imza atan, risk alan, mücadele eden bütün abilerimize, geçmişlerimize ve bugünkülere hepsinden Allah razı olsun. Rabbim bu ibadethaneyi maneviyatla içini doldurmayı lütfetsin hepimize. Maneviyatını artırsın. Takva ile yapmaya gayret ettik, niyet ettik. Rabbim kalbimize koyduğu günden beri buna harfiyen uymaya çalıştık. Rabbim en güzel ibadetlerin mekanı eylesin. Bütün duaların kabul olduğu bir mekan eylesin. İslam'ın sanatının ve kültürünün, imanının da yüceldiği mekanlardan bir külliye eylesin diyorum. Hepinizi saygı ve selamla arz ediyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Hayırsever iş adamımız Sayın Altınel Masa konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Cumanızın mübarek, gönüllerinizin huzurlu, sağlığınızın yerinde olmasını Allah'tan diliyorum. Bugün bizleri burada bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar ediyorum. Sudan ve diğer kardeş ülkelerden heyecanımıza ortak olmak üzere aramızda bulunan kıymetli misafirlerimize ayrıca hoş geldiniz diyorum. Sudan, Nire, Taksim, Nire. İşte buraya getiren o aşk, başka bir aşk. Biraz önce ilk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camii'mizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel eserin inşasını üstlenen sur yapının sahipleri Altan, Hakan, Ufuk ve Atilla Elmas beyefendiler başta olmak üzere
mimarından sanatçısına, işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, az önce Altan Bey, ben buranın çocuğuyum dedi. Altan Bey, sen buranın çocuğusun da biz başka yerin çocuğu değiliz. Ben de Kasımpaşa'nın çocuğuyum. Buralarda çok gezdik tozduk ve keşke dili olsa da buralar konuşsa. Talimhane ve Dolmabahçe. Buralarda çok dolaştık. Fakat Taksim Camii bizim dünyamızda farklı bir öneme sahipti. Çünkü caminin yerinde mescit bile yok ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı. Ve o günlerden bugünlere, 40'lı yıllar, 50'li yıllardan bugünlere kimler geldi, kimler geçti? İstanbul'umuzun en güzel yerlerinden biri olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nın kesişim noktasında yer alan camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır. Mimarisiyle tarihi Beyoğlu'na uyumu yanında, mühendislik yöntemiyle de ülkemizde ve dünyada sayılı projeler arasında yer alan camimiz, İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini elhamdülillah şimdiden almıştır. İbadet mekanlarının yanı sıra dijital kütüphanesi, kitap okuma, dinlenme ve sergi alanlarıyla Taksim Camii İstanbul'un en önemli kültür sanat merkezlerinden biri olacaktır. Üzerine oturduğu 2,5 dönümlük arsa üzerinde 33 metreyi bulan kubbe yüksekliğine, 65 metreye yakın minare uzunluğuna sahip açık ve kapalı alanlarında 4000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği camimizin inşasında kullanılan her malzeme titizlikle seçilmiştir. Mihrap, minber ve kürsü ise bizzat caminin banisi Altan Elmas tarafından tasarlanmıştır. Taksim Camii'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii Kebiri'ne verilen bir selam, yarın ulaşacağımız İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Bu vesileyle şehri İstanbul'u medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han'ı da burada bir kez daha hürmetle yad ediyorum. Asırlardır davalarına hayat vermek için kendi canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli kardeşlerim, Taksim Camii yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır. Evet, bu meydanda bir cami inşaatı fikri tarihimize 93 Harbi diye geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da bu fikir milletimiz istiklal ve istikbal azminin bir sembolü olarak yeniden gündeme gelmiştir. Bölgedeki pek çok kiliseye karşılık sadece Ağa Camii'nin Taksim'e selam verdiğini gören, burası çok önemli,
Nazım Hikmet bu tabloyu dizelere şöyle dökmüştür. Hafsalam almıyordu bu hazin hali önce. Ah ey zavallı cami seni böyle görünce. Dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım. Allah'ımın ismini daha çok candan andım. Nazım'ı bile hüzünlendiren bu tabloya rağmen Taksim'de özlenen caminin yapılması bir yana, tek parti döneminde Ayasofya ve Bezmi Alem camileri müzeye çevrilerek milletimizin kalbinde yeni yaralar açılmıştır. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Taksim Camii arayışları yeniden hız kazanmıştır. Bunun için kurulan bir dernek vasıtasıyla gösterilen gayretlere rağmen somut adım atılamadan 27 Mayıs darbesi gerçekleşmiştir. Darbenin ardından 1965 yılında dönemin başbakanı Süleyman Demirel, Taksim Camii'nin inşası için gereken arsanın vakıflar müdürlüğüne devrini sağlamıştır. Ancak bu tahsis CHP'li belediyenin kararı mahkemeye götürmesiyle durdurulmuştur. Merhum Demirel'in 1979 yılında bu konuda alınmasını sağladığı Bakanlar Kurulu kararı ise 12 Eylül darbecileri tarafından iptal edilmiştir. Neler çekti burası ya? Neler? Rahmetli Özal'ın başbakanlığı döneminde Elmas ailesi kendisine başvurarak camiyi inşa etme niyetlerini dile getirmişlerse de şartlar uygun olmadığı için netice anlamamıştır. 1991 yılına gelindiğinde İbrahim Arslan'ın başkanlığında şahsımın da aralarında yer aldığı 86 kişiyle birlikte Taksim Camii Kültür ve Sanat Vakfı kurularak mücadelede yeni bir safhaya geçilmiştir. Ülkemizin önde gelen iş, fikir ve sanat insanlarından müteşekkil bu vakfın girişimi de dönemin belediyesinin planda gereken değişiklikleri yapmamasıyla sonuçsuz kalmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğimde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de bu caminin inşasını gerçekleştirmekti. Ancak 28 Şubat süreci ve sonrasındaki gelişmeler sebebiyle bu sözümüzü o dönemde yerine getiremedik. Aynı amaçla başbakan olarak 2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde ise karşımızda Gezi olaylarını bulduk. Gezi olayları. O teröristlerin karşımıza dikildiği an. Milletimizin 15 Temmuz şanlı direnişinin ardından artık hiçbir gücün bu girişimin önüne geçemeyeceği azim ve kararlılığıyla yeniden kolları sıvadık. Elmas ailesi bize gelerek caminin inşasına talip olduklarını tekrar söylediler. Biz de bunun üzerine gereken hazırlıkları süratle tamamlayarak 2017 Haziran'ında cami inşaatına başlanabilmesini temin ettik. İşte bugün de camimizi tekbirlerle, salavatlarla, dualarla ibadete açtık. Rabbimiz Tevbe suresinde şöyle buyuruyor. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Böyle buyuruyor. Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından İstanbul'a kazandırdığımız bu üçüncü önemli manevi mirasın asırlar boyunca şehrimizi bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum. İnşallah bu arada
hızla bir eserimiz daha yükseliyor. O da evet, Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz. Onu da kısa zamanda bitireceğiz. Çünkü Barbaros oradan Beşiktaş'a indi. Şimdi de camiyi inşa ederek oradan, orası da adeta bir mabetsiz beldedir. Ama şimdi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni orada yaparak inşallah orayı da mabetsiz olmaktan çıkartıp oradaki Müslümanların ibadet edebilecekleri bir yeri hazırlayacağız. Kardeşlerim, camiler insanların cem olduğu, yani kardeşliklerini pekiştirdiği yerlerdir. Dünyanın dört bir yanında acıların, zulümlerin, adaletsizliklerin, sapkınlıkların kol gezdiği bir dönemde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Kardeşliğimizi güçlendirmeye başlayacağımız ilk yerde tüm farklılıklarımızdan sıyrılarak sadece kul olarak Rabbimizin huzuruna vardığımız camilerimiz olmalıdır. Envai çeşit hile ve desiseyle, fitneyle, yalanla, tuzakla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayanlar camilerimizi de hedef almıştır. FETÖ'nün ibadet ve hayır kisvesi altında sergilediği ihanetin benzerlerini farklı görünümler, sıfatlar, bahaneler altında tekrarlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz. Milletimizin bin yıldır canı pahasına koruduğu, alın teriyle yükselttiği, gözünden bile sakındığı vatanını parçalamak, devletini zayıflatmak, uhuvvetini bozmak için uğraşanların sonu yine hüsran olacaktır. Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı susturmaya, şehitlerimizin emaneti olan bayrağımızı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından ibaret, sadece kendi vatandaşlarıyla kain bir ülke olmadığının en büyük ispatı maruz kaldığı saldırılardır. Ülkemizi adeta yeni bir istiklal mücadelesiyle karşı karşıya bırakan bu saldırıların hepsini de hamdolsun akamete uğratmayı başardık. İnşallah bundan sonra da aynı azimle, kararlılıkla, dirayetle yolumuza devam edeceğiz. Kuşkusuz bozguna uğrattığımız her kirli atağın yerini yenisi alacaktır. Unutmayın, zalimle mazlumun, haklıyla haksızın, doğruyla yanlışın mücadelesi kıyamete kadar sürecektir. Bize düşen hep doğruyu ve hakkı savunarak mazlumun yanında yer almak, zalime karşı koymaktır. Şayet bunun için ülke ve millet olarak önümüze bir fatura konacak, onu da göze alıyoruz. Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz emaneti bizden sonraki nesillere boynumuz bükük, yüzümüz al ve ak şekilde teslim etmektense başımız dik, yüreğimiz ferah olarak yedi düelle karşı karşıya gelmeyi tercih ederiz. Şunu unutmayın. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de. Üzülmeyin. İnanıyorsanız üstün olan muhakkak sizsiniz diye buyurduğu, İstiklal Marşı'nın korkma diye başladığı bir milletin siyasi, sosyal, ekonomik hiçbir tehdide baş eğmesi mümkün değildir. Şu anda buradan Taksim Camii önünden yankılanan sesin ülkemiz üzerinde hesapları olan tüm emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın. Taksim Camii kendi vatandaşlarıyla birlikte
tüm dost ve kardeşlerinin, tüm insanlığın umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşlarından biridir. Ve unutmayın, milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. Ülkemiz istiklalimizin timsali yeni bir eser daha kazanmıştır. Bu uzun mücadele döneminde camimizin vücut bulması konusunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Özellikle camimizin inşasını üstlenen Elmas ailesini bir kez daha tebrik ediyorum. Şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum. Namazlarıyla, dualarıyla, zikirleriyle, ilmi ve içtimai çalışmalarıyla bu eseri ihya ve imar edecek olan tüm kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum. Burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı ve şu anda cami girişine doğru geçiyor. Başkan Erdoğan ve protokol üyeleri, davetliler. Buradaki cemaate seslendi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve güçlü Türkiye'nin işaret taşlarından biri dedi Taksim Camii için. Bu caminin terör odaklarını rahatsız ettiğinden emin olun vurgusu yaptı ve güçlü Türkiye içinde yine dikkat çekti. Güçlü Türkiye olunca tabii, değil mi, böyle eserler çıkartmak daha mümkün oluyor hocam. Kesinlikle. Evet. Evet, yani... Değerli protokolümüzün hızlı bir şekilde buyurun hocam. Gelmeyi rica ediyoruz. Lütfen. Topkapı Aslı Topkapı Sarayı'nda olan Karahisar'ın hattıyla yazılmış bir Kur'an-ı Kerim'in bir kopyasını da Taksim Camii'ne hediye etti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Biz konuşmamıza Başkan Erdoğan'ın mesajlarına geri dönmek istersek hocam, buyurun siz dinliyorum. Güçlü Türkiye'nin işaret taşlarından biri Taksim Camii. Gerçekten Türkiye bugün hem dünya havzasında hem de İslam coğrafyasında çok ön plana çıkan bir kimliğiyle temayüz ediyor. Bu bakımdan hani bir bütün İslam coğrafyasını içine alan, rahmetiyle kuşatan, yani öteki inanç mensuplarını ötekileştiren değil ama hani bütün kesimleri içine alan gerçekten de güçlü Türkiye'nin ama bir İslam devleti olduğu da unutulmadan, Müslümanların yaşadığı bir toplum olduğu da unutulmadan hakikaten yani Taksim Camii de bunu güzel sembolize edecek. Evet, birliğimize, kardeşliğimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Kardeşliğimiz ise her türlü farklılıklarımızdan arındığımız camilerde daha çok pekişecek, kaynaşacak, artacak, çoğalacak dedi. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Zaten biz hani camilerin ilk ortaya çıkmasından itibaren, yani Allah Resulü döneminden itibaren caminin ifade ettiği şey, Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra orada inşa edilecek yeni toplumsal model içinde hem Ensar'ı, hem Muhacirini, hem bölgede yaşayan Yahudilerle yeni bir düzen tesis etmişlerdir. Dolayısıyla yani hani Müslümanlar gittikleri yerde yıkıcı bir etki değil de hep kardeşliği tesis eden, ki Müslümanlar da hicret ettikten sonra da bunu temin etmişlerdir. O bakımdan biz caminin ruhuna uygun bir, çok Cumhurbaşkanımızın ifadeleri de zaten caminin ruhunu ve manasını çok pekiştiren ifadeler. Yani biz şunu ısrarla vurgulamalıyız. Caminin inşası diğer... bi fazlike ve cudike ve keremike ya ekremel ekremin
ve ya erhamer rahimin. Ey yerleri, gökleri ve bütün kainatı yoktan var eden, istediğini istediğine veren, nice nimetlerle bizleri donatan yüce Rabbimiz, sana sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizlere bu nimetlerinden dolayı vermiş olduğun şükrümüzü, hamdimizi artır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, caminin içinde okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den ve ayrıca okunan 70 adet Hatmi Şerif'ten hasıl olan sevabı, Taksim Camii'mizin banisi Elmas ailesinden ahirete irtihal etmiş olan cümle merhum ve merhumelerin ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Taksim Camii'ni yapan, emeği geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesin, geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik. Sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza edalar nasip eyle Allah'ım. Gençliğimizi, yavrularımızı camilerden uzak eyleme Allah'ım. Habibin Muhammed Mustafa buyuruyor ki, mahşer günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek olan 7 sınıf insandan birisi de huzuru, neşvü nemayı camilerde bulan gençlerdir buyuruyor. Ya Rabbel Alemin, öyle gençler yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizleri sırat-ı müstakimden uzak eyleme Allah'ım. Yolları camilerden camilere düşen nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Kur'an'ın yolundan ayırma Allah'ım. Habibin Muhammed Mustafa'nın yolundan ayırma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, buraya uzaktan yakından toplanmış ve Taksim Camii'nin açılışında el açmış sana dua eden biz mümin kullarını umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Camilerimizin minarelerinden ezanlarımızı eksik eyleme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin sırrına mazhar eyle Allah'ım. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılıp da kabul olan duaların zümresine ilhak eyle Allah'ım. Milletimizi, memleketimizi her türlü kazalardan, belalardan, felaketlerden, düşman istilasından muhafaza eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Profesör Doktor Sayın Elerbaş hocamıza duaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurdele kesmek suretiyle Taksim Camii'mizin açılışını gerçekleştirecektir. Efendim yerimizde kalsak. Efendim biraz daha şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında şu cümlesi de tabii dikkatimi çekti. Benim Ayasofya Camii'ne bir selam, İstanbul'un fethine de bir hediye olarak görüyorum dedi. Yarın malumunuz 29 Mayıs ve İstanbul fethinin yıl dönümü. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Yani hani Fatih'in İstanbul'u fethi esasında İslam geleneğindeki... Hazır mıyız? Her makas kimin elindeyse bugünün hatırasına sizde kalacak. Yani buraya onu tekrar vermiyorsunuz.
ve kordeleyi bugünün hatırasına kesiyoruz. Sakın, sakın kesmeyin. He? Öyle mi? O zaman sen beni mahvet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Saygıdeğer İstanbul hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu güzel Taksim Camii'mizin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup siz saygıdeğer hemşehrilerimizin, tüm İstanbulluların ülkemizin hizmetine sunmuştur. Bu güzel eserde emeği olan öncelikle hayırsever iş adamımız Altan Elmas ve Elmas ailesine çok teşekkür ediyoruz. Ve bu iradeyi göstererek bu caminin buraya yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hocam, Başkan Erdoğan Ayasofya'ya bir selam, İstanbul'un fethine de bir hediye olarak görüyorum demişti. Taksim Camii'ni yarın da malumunuz Fethin Yıl Dönümü, neler söyleyeceksiniz? Evet, esasında burada Ayasofya üzerinden ve Fatih üzerinden bir Bizans'a uzanmakta fayda var. Bizans İmparatorluğu döneminde yapılmış malumunuz Ayasofya ve Bizans normalde Roma İmparatorluğu'nun bir devamı ve Hristiyan versiyonu. Konstantin malumunuz Roma toprakları barbarlar tarafından istila edilince İstanbul'a güvenli oluşu nedeniyle İstanbul'a geliyor ve şehrin Hristiyanlaşması da tam o döneme tekabül ediyor. Şimdi bu nokta o kadar önemli ki Konstantin'in bulduğu şehir ve Hristiyanlaştırmaya çalıştığı şehri bu sefer 1453'te Fatih devralacak. Ve biz kaynaklarda Konstantin'in şehri Hristiyanlaştırmak adına 7 yıl muazzam bir imar faaliyetlerine giriştiğini görüyoruz. Şehrin Hristiyanlığı adına ya Ayasofya'ya dönemin anlayışı, mimari anlayışının da çok üstünde bir büyüklükte yaptırıyor. Aynı şey Fatih'le birlikte de, yani bu o kadar doğal ki Fatih İstanbul'u fethettikten sonra da şehrin Hristiyan sembollerine dokunmuyor ama şehrin bir İslam şehri olduğunu da ifade etmek adına surların tahkim edilmesiyle başlıyor ve şehri o da çok kısa bir süre içinde bir İslam şehri haline getiriyor. Esasında Fatih'in İstanbul'u fethettiğinde biz İstanbul'un çok perişan bir halde olduğunu görüyoruz. Ve hani büyük bir imar faaliyetleri başlayarak Ayasofya'nın yeniden bir İslam mabedi haline getirilmesi son derece önemli. Gerçekten biz Mescid-i Aksa'nın da bütün bu Ayasofya'nın ardından, Taksim Camii'nin ardından inşallah dualarımız Mescid-i Aksa için aynı zamanda Müslümanlar çünkü oralara gittiler ve oralarda uzun yüzyıllarca kaldılar ama oraları ötekileştirmediler. Yahudilerin mabetlerine girmelerine engel olmadılar. Ve hani bütün inançları bir arada yaşatma gibi bir ortam hazırladılar. Ama bugün maalesef Müslümanlar asırlarca yaşadığı o mabetlerden çıkarılmakla imtihan ediliyorlar. Dolayısıyla hani fetih meselesi, Ayasofya, bu Ayasofya sembol mekanlardan biri ama biz bunu İslam medeniyetinin bütün fetihlerinde görüyoruz. Aynı anlayışla girilen şehri. Eğer Hristiyan şehri ise hem o kimliğiyle yaşatma, yani yok etme değil, gittiğiniz şehrin kimliğini yok etme değil ama yeni inancın sembollerini de oraya taşıma ve o bütün farklılıkları bir arada yaşatacak bir şemsiye olması. Hep tarih boyunca fetihlerle Müslümanların hedeflediği anlayış bu olmuştur.
Evet. Başkan Erdoğan yine Tevbe suresinden ayeti kerimeyi okudu. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Buyuruyor Cenab-ı Allah Tevbe suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Biraz bunu açalım mı hocam? Ne dersiniz? Evet. Yani hani tabii ki burada caminin banilerine de şükran duygularımızı ifade etmemiz gerekir. İslam medeniyetinde de hep hükümdarlar, hükümdar eşleri, alimler bu tür mabetlere katkıda bulunmak suretiyle ancak Allah'tan korkanların vurgusu son derece önemli. Tarih boyunca bu mesajlar, bu tür ayetler, bu tür dini telkinler Müslümanların bu tür mabetlerin inşası yolunda çaba göstermelerini temin etmiştir. Dolayısıyla eseri vücuda getiren, buna emek veren bütün insanlara da şükran borçluyuz. Cumhurbaşkanımız da konuşma yaptılar, kendileri de. Gerçekten onlara da bu vesileyle teşekkür ediyorum ben. İsterseniz buradan sadaka-i cariye geçelim. Çünkü hem vesile olan da değil mi, hayır yapmış gibi oluyor dinimizde. Kesinlikle. İslam inancında. Banisi zaten bir sadaka-i cariye, yani kıyamet gününe kadar o amel defteri hiç kapanmayacak inşallah. Olanlar. Biraz evet, bunu anlatır kesinlikle mısınız öyle. Hocam? Hayırlı bir evlat, salih ve saliha bir evlat, yani insanın sadaka-i cariyesi gerçekten de burada yapılacak bütün ibadetler, yapılacak bütün dualardan buranın banileri de nasiplenmiş olacak. İslam medeniyeti zenginliğin kişinin refahına değil de toplumun refahına dönüşmesini arzu eden bir medeniyet. Osmanlı medeniyetinde zengin evleri toplumda, mahallede ayırt edilmiyorlar. Onun bir parçası oluyorlar. Çünkü hani toplumda bu Osmanlı bu işi çok güzel organize etmiş gerçekten. Varlıklı insanların bir gösteriş ve yani hani toplum üzerinde bir hegemonya kurduğu bir düzene yol açmıyor. Bilakis toplumun, kamunun hepsine hizmet ediyor. Camiler de bu bakımdan vakıflar yoluyla yapılmışlar. Evet. Vakıflar yoluyla yapılması da çok önemli. Oranın varlığını garanti altına almış oluyor İslam medeniyeti. Yani ben bugün yaptırabilirim ama yarın el konur mu acaba gibi bir kaygıyı yaşamanın önüne geçiyor. O mekanlar kıyamete kadar, hani vakıfların ruhunda şu da var. Yani vakfedilen anlamından o mabedi çevirmek çok büyük mesuliyet getirdiği için kişilere, böylece o vakıf medeniyetiyle sadaka-i cariye anlayışı çok güzel bütünleşiyor. Asırlarca burada inşallah yığınla nesiller, gelecek nesiller ibadet i̇nşallah. Edecekler. Etrafında ortaya çıkacak kültürel atmosferde nice şeyler yapılacak. Çok önemli bir nokta daha. Müslümanlar gerçekten cami eliyle bir medeniyet dönüşümü gerçekleştirmişler. Mesela son derece önemli, 14. yüzyıla kadar Endülüs topraklarında medreseler açılıncaya kadar cami ana eğitim mekanı. Evet. Yani Avrupa coğrafyasında cami eğitimin, öğretimin, ilmin, geleneğin çok önemli bir mekanı. Bir de İslam medeniyetinde alimler hep yer değiştirdikleri için, seyahat ettikleri için, alimlerin seyahati ilim yolcularının da seyahatine yol açmış ve onların buluştuğu bir mekan olmuş cami. Yani hani farklı düşüncelerin, ekollerin, farklı kesimden insanların hepsini bir araya getiren ve bir toplumu dönüştüren, toplumu eğiten, yani aynı zamanda cami bir adab muaşeret de öğretiyor insanlara. Hayatı boyunca evinden dışarı çıkmayan ama bayram namazlarında, cuma namazlarında toplumun içine karışan, en görgülüsünden en zenginine varıncaya kadar orada farklı insanların o bakışmaları bile bir farklı bir kardeşlik atmosferi oluşturuyor. O bakımdan yani ben bugün çok umut verici gelişmeler var. Gencecik insanların Ramazan'ın son dönemlerinde mabede kendilerini kapatarak
bir varoluşlarını anlamlandıracakları itikaf. İtikaf geleneğini yürüten ben gencecik insanlar görüyorum bu dönemde. Elhamdülillah. O bakımdan ki cami de şu bakımdan da önemli. Allah Resulü her yıl malumunuz kendisine her yılın Ramazan ayında o vakte kadar inen ayetleri Cebrail'e ile karşılıklı olarak bir okuma yapıyorlardı. Ve onun da mekanı yine camidir. Yani Kur'an'ın nazil olduğu, müminlere hükümlerinin duyurulduğu, o hükümlerin hayata geçtiği, benimsendiği ve tezahürlerinin okunduğu bir yerdir cami. O değişimin çok bilakis yansıdığı bir aynadır. Ve şunu ben çok önemsiyorum. Gerçekten biz Allah Resulü'nü sadece Arap Yarımadası'nın içinde ya da böyle sanki Arap tarihi içinde bir parantez gibi addediyoruz. Oysa Allah Resulü cami merkezli inşa ettiği o medeniyetle antik çağın, orta çağın bütün inanç anlayışlarını değiştirmiştir. Ve İslam bireysel bir din değildir. Bakın antik dönemlerde biraz önce konuştuk. Mabede insanların girme hakkının olmadığı, vatandaşın uzaktan bir seyirci gibi törenleri seyrettiği bir ibadet anlayışının içinde kişiyi merkeze koyan, kişiyi değişime zorlayan, bütün kötü alışkanlıklarından kurtulmayı günde 5 kez Rabb'ın huzuru için bir enerji sarf eden, bir mekana ne yapan, adım atan insanın aynı zamanda günün muhasebesini yapabilme, hayatını gözden geçirebilme gibi bir fırsatı da ulaşmış oluyor. O bakımdan yani İslam medeniyetinin mikro modeli camide çatılmıştır. Ne güzel söyledin. Evet yani hani o toplum bizim ashab diye ifade ettiğimiz toplumun yoğrulduğu yer camidir. Ve o mesajın bütün insanlık için hazırlandığı, demlendiği yerdir cami. İşte bu antik çağın, orta çağın bütün anlayışlarını yerle bir eden ve halkının içinde insanı değiştirmenin tam merkezinde yer alan Nebi ile gerçekten bütün insanlık tarihi için bir açıktan bir çağrı yapılmıştır. İşte bütün bu çağrının merkezi cami olması hasebiyle yani İslam medeniyetinden camiyi çıkarttığımızda geriye inanın çok az şey kalıyor. Çünkü bütün kompleksler yani bugün Oxford'da, Cambridge'de hep bir kampüs havası görüyoruz. Etrafında kütüphaneleriyle, yeme alanlarıyla birçok bir kültür ve bir havza görüyoruz. İslam medeniyetinde de cami, eğitimin, yani hani bütün kültürel faaliyetlerin, edebi zevklerin bir araya getirildiği muazzam bir şeydir, mevkidir. Menzildir. Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza ayağınıza sizlerden sağlık. Sizlerden de öyle. Ben teşekkür ediyorum. Marmara size. Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Nihal Şahin Utku yayın konuğumuzdu. Taksim Camii açıldı. Cemaatiyle buluştu. Hayırlı olsun. Allah'a sonsuz hamdolsun. Elhamdülillah diyelim. 4000 kişi aynı anda burada namaz kılabilecek bundan böyle. Çok önemli bir eksiği giderecek Taksim Camii. Ve Başkan Erdoğan dilerseniz sözleriyle noktalayalım. Ayasofya'ya bir selam. Kutlu Fethiye'de bir hediye Taksim Camii.